ve çelişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İlk parlak sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Nasılsınız hanımlar beyler? Sağ olun, çok çok teşekkürler, hoş geldiniz. Merhabalar. Efendim ekran başındaki değerli izleyicilerim, nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Show TV'ye hoş geldiniz. Vazgeçme programına hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe ve karşınızdayız. Yine bir rüzgar gibi bir hafta geçiyor değil mi? Bizim için öyle. Ekran başında nasıl geçiyor bilmiyorum ama konuştuğumuz konuları çok böyle biz de çok merak ediyoruz. Eminim siz de çok merak ediyorsunuz. Şu gerçekten çok ilginç olaylarla karşı karşıyayız. Hatta bazen Raziye gerçekten gerçek biri mi? Yani Denizli'den mi geldi? Raziye neler yaşıyor, o bebeğin durumu neydi çok merak ettiğinizi biliyorum. Fatma Erdem'in kızı Şükür Türkan'ın başına ne geldiğini çok merak ediyorsunuz biliyorum. 10 yıldır susuyor çünkü anne ve baba. Bu kez konuşmaya karar verdi anne, baba da konuşuyor. Ispartalı bir aileden bahsediyoruz. Nuran nerede, 2,5 yıldır ortada yok. Bir cinayet olabilir mi? Gerçekten çok heyecanlı bizde. Ya inşallah bütün gerçekler ortaya çıkar. Adalet de yerini bulur, temennimiz bu. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Ekranda da telefon numaralarını görüyorsunuz. O telefon numaralarından bize 7/24 ulaşabilirsiniz. Öte yandan aynı zamanda Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Instagram adresine de yazılı olarak da başvuruda bulunabilirsiniz. Sevgili avukatımız Tunca Toker'le birlikte karşınızdayız. Şimdi hemen başlayacağım hızlıca. Şimdi sizi bir beyefendiyle tanıştırmıştım. Bir dakika, el kartlarım şöyle bir karıştı ama hemen kendisinden bahsedeyim. Kendisi aslında Mersin'den gelmiş. Necati Bey'den bahsediyorum. Necati Bey bir gelsin. Müslüye Hanım, 41 yıllık eşi kaybolmuş. Daha doğrusu evi terk edip gitmişti. Eşimi geri istiyorum diyor. Aslında eşinin kendisini aldatıp bittiğini bile bile geri istiyor. Çünkü yani saf bir kadın olduğunu ve kandırıldığını düşünüyor. Şimdi gelinleri var Müslüye Hanım'ın. Necati Bey aralarının iyi olduğunu söylüyor. Birazdan gelin de burada olacak. Neyse Necati Bey bir gelsin. Eşi Müslüye Hanım'ın gerçekten... Ya insanın 41 yıllık eşi olunca bir süre sonra arkadaşı gibi oluyor ya. Değil mi? Arkadaş gibi oluyorsunuz. Yani yoldaş oluyorsunuz. Sırdaş oluyorsunuz. Yani aslında Necati Bey'in her şeyi Müslüye Hanım. Dolayısıyla aslında yani onun da biraz mağdur da olduğunu düşünüyor. Ya öyle diyor, ben öyle anladım. Ya neyse bir gelsin bakalım Necati Bey. Yani yemeği bile o yapıyormuş zaman zaman. Necati Bey gelir misiniz lütfen? Nereden geldiğini unuttum Necati Bey'in. Evet. Nereden gelmiştiniz, ben illeri karıştırdım. Manisa. Ha doğru ya, evet ya. Manisa'dan gelmiştiniz. Evet. İyi misiniz? Şükür. Yani sizin gelinlerin hepsi diyorlar ki çok tatlı bir adam diyorlar. Öyleyim. Çok iyi bir adam diyorlar. Eşini çok seviyor. 41 yıl sonra... Evet. Müslüye Hanım sizin sadece eşiniz mi? Arkadaşınız değil mi? Yoldaşınız, sırdaşınız. Evet. Neyiniz oluyor Müslüye Hanım? Hem annem, hem karım, hem böyle çok yakın, böyle derdimi dinleyen, çok iyi birisiydi. 3 ayın içinde değişti. 3 ayda değişti? 3 ayın içinde değişti. Yani 41 yıldır her şey yolundaydı. Her şey yolunda, hiçbir sıkıntımız yoktu. Hiçbir sıkıntımız yok. Tamam, yani geliniz de geldi. Şu köşeye oturur musunuz en başa? Konuşacağız sizinle birlikte. Dün neler konuştuk? En başa oturabilirsiniz. Misafirimsiniz biliyorsunuz. Dün neler konuştuğumuzu bir hatırlayalım. Sonra arkasına hemen konuşmaya başlayalım lütfen. Niye? Bir tane. Ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyorsun. Pişmancılığın varsa dön bir tane. Necati Yakak, 41 yıllık evli Necati Bey. Eşi birden 8 Eylül'de, yani 5 ay önce kayıplara karışmış. 41 yıllık eşini seviyor evet. musunuz? Çok seviyordum. Psikolojim bozuk deyip duruyordu. Birbirinize nasıl hitap ederdiniz? Bir tanem diyordu. Ha. Devamlı böyle. Gitti... Osman'ım diyorsun yani, Osman'ım. Gittiği güne kadar Allah Allah. Biz çok iyi geçiniyorduk. Eşiniz sizin 5 ay önce gitmiş evden. Tek başına mı gitti? 5 tane çocuğunuz var. Tek başına gitti, evet. Peki kimin yanına gitti? Yine birinin yanına mı gitti?
Birinden şüphe. Ben Ankaralı Ethem dedim ama Ankaralı Mehmet'miş değil mi arkadaşlar? Evet, lakabı başkentli Ethem'miş bunun. İki sefer, üç sefer ben annesinin yanına gönderdim. İlk günü adamın yanına gidiyorum. Ankara'da otogarda fotoğraf atıyorlar. Akıllı telefon aldıktan sonra 14 Şubat'tan sonra eşinizin tavırları, hareketleri değişmiş. Değişti. Çok mu sosyal medyaya giriyordu? Çok giriyordu ablam. Gelininiz Şengül Hanım telefon hattındaymış şu anda. Evden gittikten sonra sanırım gideceği yere gittikten sonra beni aradı. Ben dedi şu an dedi çok uzaktayım. Ben dedi bıktım artık. Pek istemiyorum Şengül dedi, anlaşamıyoruz biz dedi. Mehmet Bey diye birinin yanında olduğunu iddia ediyor kayınpederiniz. Evet, ben de onun şifresi vardı. Onun face'ini ben açmıştım ona. Ne ben onun face'ine girdim abla. Tamam. Arkadaşlarının hepsine söylemiş. Hani lakabı Ethem ama. İsmi Mehmet. Adama demiş benim çocuğum yok. Bir tane evlatlık çocuğum var. Sadece evet. O da kimin, eski eşimin oğlu demiş. Ankara'da mı peki bu Mehmet? Ankara'da durduğunu arkadaşlarına da söylemiş. Ben onun yanına gidip geliyorum. Biz görüşüyoruz, geziyoruz, anlaşıyoruz. Demiş arkadaşlarına. Hüsniye bir tane. Seni vay canım. Ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyorsun. Niye bu namkörlüğü yaptın bana? Pişmancılığın varsa dön bir tane. Necati Beyciğim, eşinizi seviyorsunuz, burası belli. Hatta ona ya birbirinize de farklı farklı isimlerle sesleniyorsunuz. Müslüye Hanım'ın adı, yani eşinizin adı Müslüye. Siz Hüsniye diye seslendiniz. Sizin adınız Necati, o size Osman diye sesleniyor. Ben, yani değişik bir karı kocasınız. Bilmiyorum niye öylesiniz ama. Vallahi şöyle bir şey. Siz eşiniz, buyurun. Bir namkörlüğünü görmedim. Ben 13 yaşında aldım onu, çok küçük aldım. Ya 13 yaşında insan evlenir mi ya? Ne, yani böyle bir şey olabilir mi? Ya siz de çocuk... Damat olmuşsunuz yani. Ben 17 yaşındayım. O benden daha küçüktü. Allah'ım ne doğru çocuk gelin olmuş. Neyse tamam peki. O Manisa Saranlı'da oturuyordu. Ben Manisa Muradiye'de oturuyordum. Evet. Çalıştık. Çalışırken tanıştık. Birbirlerimizi sevdik. Küçüktük. O nişanlıydı. Evet. Nişanlı mıydı? Nişanlıydı. Nişanlısını istememiş. Orada isteştik. Bana kendi kaçtı. Kendi geldi. Evet. Peki eşiniz neden sizi bırakıp gitti sizce? Bilmiyorum ki. Hiç fikriniz yok mu? Ha? Hiç fikriniz yok mu? Yani 41 yıllık eşiniz. Siz o işe gidince evde yemekler yapıyormuşsunuz. Gözünüzün nuru gibi bakıyormuşsunuz. Gözünüzden sakınıyormuşsunuz. Aşıksınız. Burada ağlıyorsunuz. O gidince hastanelik oluyorsunuz. Bakın evet. Arkadaşlarım ekranda yazıyorlar. Hastanelik oluyorsunuz. Bu kadar her şey yolundaysa bir insanın karısı, eşi ya da kocası neden gider? Bu sosyal medya yok mu? Nalet olsun bu sosyal medya. Sizin de girdiğiniz sosyal medya. Evet. Yani. Ben sonradan girdim. Lanet olsun demiyorum. Sosyal medya iyi bir şey de. İyi bir şey de kullanabilene. Yani çok kullanabilene, iyi bir şey aslında. Ne mutlu yani. Her kadın zaten beş parmağın beşi de bir değil. Peki siz Necati Beyciğim eşinizin sesini 8 Eylül tarihinden beri kayıp olduğunu biliyorum. Evden gittiğini biliyorum ben. 8 Eylül'den bu yana Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak da bugün bitti. Bugün 5 ay oluyor. 6 ay oluyor neredeyse. 6 ay yani 5 ay. Tabii bu doğru. Bugün tam 8 evet 5 ay oluyor. Evet, bugün en 8'i. 6. aya gireceğiz yarın. 6. aya gireceksiniz evet, yani. Evet. Hiç konuşmadınız mı? Hiç kesinlikle hiç konuşmadık. Beni hadi aramadı diyelim. Soğumuştur. Bu kandırmışlardır. Benim hanımı zaten şey yapmışlar. Yönetici yapmışlar oradan. Bu kandırıyorlar. Nerede diyorsun? Sosyal medyada mı yönetici yapmışlar? Sosyal medyada birkaç kişi bunu çöp çığırından çıkarmış yani. Ya o sosyal medyada sizin gelin kuruyor bu arada yani. Hayır kendi onun benim hanımın sosyal medyasında. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz eşinizle ilgili her türlü habere hazır mısınız? Hazırım. Siz aslında 41 yıllık eşim diyorsunuz ama 2-3 yıl önce borçlarınızdan dolayı bunların bütün sorumluluğunu ben alayım sana bir şey olmasın diye evet. Siz eşinizden resmi nikahlı eşinizden boşanmışsınız ama aynı evde yaşamaya devam etmişsiniz. Evet. Evet. Peki bu boşanma talebi, boşanalım bu borçları benim üzerime gelmesin, ben bunlardan rahatsız yani şey olmayalım. Arkadaşlar gerek yok artık, teşekkür ederim, çok sağ olun, hallettim ben. Dolayısıyla yani boşanmayı siz mi teklif ettiniz? Hayır, acaba? Ona, o teklif etti. O sana teklif etti, teklif. Necati Bey. Ben dedi, psikolojim bozuluyor dedi. Devamlı borç geliyor dedi kapıya dedi. Şüphelenmediniz mi acaba benim eşim bana boşanma hayır, teklif hayır, ediyor? Hayır, kesinlikle şüphelenmedim. Kesinlikle. Eşiniz kaç yıldır sosyal medyaya giriyor? Yaklaşık bir sene falan.
Bir sene. Bir sene falan daha değil. Daha cep telefonu yeni mi aldınız bir sene önce? Bir sene önce aldım. Necati Bey, Manisa'lı Necati Bey eşine geçen 14 Şubat'ta bir akıllı telefon almış. Evet, akıllı telefon aldıktan sonra da sosyal medyaya çok girmeye başlamış eşiniz. Evet. Bütün bu ilişki, yani yaşadığınız her şeye tanıklık eden gelininiz. Yani gelinler kolay kolay, yani çok güzel ilişki kuranlar da var ama kayınvalide ve kayınpederle iyi ilişkisi olanları çok böyle yüzdeye vurursak çok da nadirdir. Yani Şengül Hanım burada gelininiz size destek olmak için burada, vallahi helal olsun, ne güzel. Gelir misiniz Şengül Hanım? Şengül geldi mi gelinim? Geldi tabii canım, gelmez mi? Ben kurban olurum gelinim ben. Ay, seviyor musun? Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim canım, hoş bulduk. Sağ olasın, hoş geldin daha doğrusu. Git kayınpederin yanına bakayım. Geldim, ağlama baba. Neden ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun, ağlama. Bizi buralara kadar sürüp dedenden isterim. Ağlama. Tamam, ağlama. İyi bir kayınpeder mi? İyi bir koca mı? Evet. Ha? Evet. Ağlama, ay. Niye ağlıyorsun? Zoruma gidiyor Şengül'üm. Gelinim, zoruma gidiyor. Yapma böyle. Peçet alabilirsin oradan. Araları nasıldı? Araları çok iyiydi abla. Eşiyle. Ya. Eşiyle. Çok iyiydi. Çocuk gibi seviyordu onu karşımızda. Hiçbir şey de yoktu. Hı hı. O da öyleydi ona karşı ilk zamanlarda. Yoktu. Hiçbir sorunuz yoktu. 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 Bir tanem bit diyordu. Gittiği güne kadar o gün akşamı bile sevdim. Böyle saçlarını okşadım onun. Hanımın. Demek ki çok kötü fikirler taşıyormuş. Gitti akşamı bir günü. Şengülcüğüm, peki sana giderken ya da öncesinde ya da sen 8'inde seninle konuşuyor galiba, evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Ne söyledi? Yani mutsuz muymuş evde? Çünkü normalde yani Necati Bey tarafında her şey güllük gülistanlık. Yani sen de onların çok iyi, aralarının iyi olduğunu söylüyorsun. Eski gelin bile iyi olduğunu söylüyor. Yani düşün, eski gelin olmazsa, yani Demet'le de konuştuk biz çünkü. Yani herkes karı kocanın aslında, daha Necati Bey'in çok iyi bir koca olduğunu söylüyor. Evet. Ama senin kayınvaliden giderken öyle dememiş. Ne dedi sana? Mutsuzum mu dedi? Yok, mutsuzum diye bir şey de söylemedi. Ama aradı beni. Ama olumsuz bir şey söyleyeyim. Evet, ne dedi? 8 Eylül'de tam aradı beni. Hı hı. Dedi ben evden işe diye çıktım ama işe gelmedim dedi. Neredesin dedim. Ben uzak bir yerdeyim Şengül dedi. Bıktım artık dedi. Neyden bıktın dedim. Bıktıysan yanıma gel, ben babamı buraya getirmem gerekirse dedim. Hı hı. O da bana dedi ki ben dönülmeyecek yerdeyim artık, dönmeyeceğim dedi. Hı hı. Böyle söyledi. Ben dedim bak çocukların var, hani çocukların sana çok kızacak falan filan, hiç kimse umurumda değil artık dedi. Evet, hiç kimseyi düşünecek durumum yok benim dedi. Uh-huh. Sonra kendinize iyi bakın dedi, çocuklarına iyi bak dedi, telefonu kapattı. Kimin yanında zaten olabilir? Bir Ankaralı ise bakmışsınız, araştırmışsınız, yani Necati Bey'i başka bir erkek için mi terk etti? Bence öyle, çünkü arkadaşlarından ben öğrendim onu, onun face'ini ben açmıştım ona. Evet. Girdim ben onun hesabına 8 gün sonra, kaybolduktan sonra. Uh-huh. Girdim, bir arkadaşı vardı, kadın arkadaşı, ona ulaştım. Abla ben böyle böyle geleneyim diye söyledim. Kadın bana inanmadı. Hmm. Dedi hani bize öyle kendini tanıtmadı dedi bu kadın dedi. Hmm. Tek yaşıyormuş, ben dulum demiş. Hmm. Hani eşimin hiç eski eşinden. Hiç yani. Yok, eşimin eski eşinden bir çocuğu var. Ben onunla beraber yaşıyorum, o da küçük, evet, demiş. O da kendi oğlu, küçük oğlu yani. Oh. Onu eşinin eski eşi olarak anlatıyor kadına da. Kadına ben bunları söyleyince kadın şok oldu tabii. Dedi bana anlatıyordu hani bir yıldır Mehmet Bey'le arası varmış diye söyledi bana dedi. Şimdi bir haber geldi, çok önemli. Allah Allah. Çok bir haber geldi, çok şaşırdım yani. Necati Bey, siz boşandınız resmi olarak Müslüye Hanım'dan. Evet. Ve beraber yaşıyordunuz. Evet. 3 yıldır da böyle karı koca, evet, ilişkiniz, evet, devam ediyordu. Evet, evet. Yani gidinceye kadar da siz, yani eşiniz, karınız, ya karı koca ilişkiniz sürüyordu yani. Evet. Ya diyorum ya. 8 Eylül'e kadar. Son gittiği güne kadar da bir tanem yavrum diyordu, devamlı böyle. Allah ya, Allah. Bu kadar zaten. Tamam, bir dakika, bir haber geldi de, tamam arkadaşlar şimdi bana söylüyorlar. Her türlü haberi duymaya hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Senin eşini bulduk. Bulduk. Kurban, ben size kurban olurum, kurban. Ay rica ederim, rica ederim, rica ederim. Ama çıksınlar, delikanlı gibi çıksınlar, konuşsunlar. Şöyle böyle desinler yani, azıcık yürekleri varsa, azıcık böyle vicdan azabı varsa, hem gittiği kişiden azıcık böyle, yani ne bileyim,
İnsan içine çıkarabilecek şeylerse ama çıksınlar yani. Bir şey söyleyeceğim yani. Heh. Hem bulduk ama ulaştık, iyi mi oldu emin değilim yani. Diğer haberi durmaya hazır mısın? Hazırım artık, ölüm de olsa hazırım ben. Yok, burada. Yok estağfurullah, Allah korusun ya. Allah korusun, hayatta onu söyleyeyim yani. Yaşının başına bir şey gelmemiş. Ah yazık ya. Hey Allah'ım yarabbim, sen bana sanırlıkları yarabbim. Allah'ım ya. Söyleyeyim mi diğer haberi? Dinleyeyim. Sen bir üzgün olunca ben de çok üzüldüm sana ya. Bak izleyiciler de çok üzüldüler yani, herkes. Ben eminim değil mi? Siz de üzüldünüz, buradaki misafirlerim de öyle. Yani senin 41 yıllık eşin Müslü'ye evlenmiş. Evlenmiş. Ya? Evlenmiştir. Yapar. Yapar mı? Yapar. Resmi nikah kıymış. Evle evlenmiş yani. Baya baya evlenmiş. Konuşsunlar. Cesaretleri varsa, vicdanları varsa çıksınlar. Ben artık yani ne bileyim. O zaman buyurun bir alo deyin. Alo deyin. Alo. Alo. Müslü Hanım. Efendim. Müslü Hanım merhabalar. Merhaba. Siz Necati Bey'in 41 yıllık hayat arkadaşı mısınız? Öyle demeyelim. 41 öyle. Yıl demeyelim. Yani boşanalı da 3 yıl olmadı. Telefonla şu anda. Telefonla bağlı. Biraz playback'i yükseltin. Boşanalı ne kadar oldu? Didem Hanım dinler misiniz beni? Evet. Tabii ki, siz evlendiniz mi Müslü Hanım? Önce onu söyleyin. Boşanalı da 3 yıl olmadı. 8 yıl oldu. Evet, o benim eski eşim. Bu değildir ki ben onu şey yaptım. Yani biz evet karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. Mesela benim evime gelip gidiyor ama bizim ortak çocuklarımız var. Evet. Tamam aynı mı? Aynı evi. Aynı anda... Hayır. Öyle bir şeycik yok. Onların işine geldiği gibi konuşuyorlar. Öyle bir şey yok. Sadece ne biliyor musunuz? Şu anda bizim evliliğimiz yaralanıyor. Yani sizin çocuklarınız sizden habersiz, ondan sonra gelininiz sizden habersiz. Hayır, habersiz değil. Bakın Didem Hanım habersiz değil. İşte bildiğiniz gibi değil yani. Ne? Keşke biraz araştırsaydınız. Bana doğrusunu anlat. Ben geldiğim Nesin, gün, doğrusunu anlat ben bana. Geldiğim gün, bak susturur musunuz Didem Hanım lütfen, ben susturum. Konuşuyorum. Ama o da şokta. Necati Bey, o arkaya bakmanıza gerek yok. Telefonda çünkü. Bir yani siz 8 yıldır nerede yaşıyorsunuz? Necati Bey'le yaşamıyor musunuz Müslü Hanım? Hayır, ben Manisa'da yaşıyorum. O da Manisa'da yaşıyor. Ben nerede yaşıyorum? Yok artık bu kadar. Ben nerede yaşıyordum? Senin yanında değil miydim? Ben geldiğim gün dilekçe verdim. Ben geldiğim gün dilekçe verdim. Karakola kayıp olmadığımı biliyorlar. Gittin günü değil mi? Sadece benim evliliğimi yaralamak için çıktılar Necati buraya. Necati Bey şuraya bakarak beni konuşun. Beni çocuklarımla karşı karşıya getirmek için çıktılar. Evet. Peki. Biliyor musunuz? Benim yani bana ulaşmak siz en güzel yoldunuz. Müslü Hanım. Sen ulaşamaz mıydın bana? Efendim. Var mı? Arkadaşlar burada şey yok, mikrofon yok bu tarafta. Playback'i bir yükseltin. Arkadan ses geliyor zannediyor. Ses yukarıdan geliyor. Telefonla konuşuyor şu anda Müslü Hanım. Burada değil yani. Cesaretli gitti, kocası niye aramamış ilk günü? İlk günü ya niye aramadın? O kadar cesaretiniz vardı. Niye aramadınız? Resmi nikahlı kocam değil o. Niye arayayım ben? Kocam değil ki. Niye gitti bir bana lütfen bak. Kocan gitti. Hanım, ben bugün... Müslü Hanım ben ama Necati Bey'den şunu duymam lazım. Necati Bey siz bana doğruları söyleyin. Müslüye Hanım'la aynı evi paylaşıyor muydunuz? Evet. Evet. Sen Şengül yani iki karı koca aynı evi paylaşıyor muydun? Evet. Hanımefendi siz boşandıktan sonra bir boşanmışsınız. Tarihle ilgili belki orada söylemek istememiş olabilir ya da karıştırmış olabilir. Paylaşmaya devam etmişsiniz Necati Bey'le. Ya paylaşıyoruz derken yani gelip gidiyordu, ben demiyorum bak, gelip ki gidiyormuş. Gelip gidiyormuşum. Hayır öyle karı kocamız değildik biz. Beni bu kadar da yalan olmaz ya. Beni bağlayabilir misin? Bak gelene. Benim konuştuğumu duyuyor mu şimdi bu? Bir dakika Üstlüğe. Duyuyor seni duyuyor. Üstlüğe. Niye hala bana bak bir dakika. Ya? Ben azıcık vicdanını... İdem bak, Hanım bak lütfen ya, bak şu anda gerçekten ben yaralanıyorum yani. Ya, bak, gerçekten. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben sizinle konuşmak için aradım. Siz sadece peki bak, bu Müslüyeciğim ama bunu bitirmek için onun da sana soruları var. Ben de bir o zaman anlayacağım ne olduğunu. Peki dinleyici sen, adam gibi insan gibi dinleyeceksin. Dinle. Bir şey soruyor size. Merak etmeyin ben buradayım. Hı. Yani. Ha sor Necati Beyciğim. Ne soruyorsun? Biz seninle beraber yaşamıyor muyduk? Parazımız yanımızda değil Hayır. midir? Hayır. Ayrı ayrı yaşıyorduk. Adreslerimiz Allah bile ayrı. Allah korkusu yok demek ki sende. Nasıl ayrı yaşıyorsun? Allah yaşıyorduk? Korkusu olduğu için ben çıktım buraya. Yoksa ben sana dava da açabilirim hakkında bak. Benim bak... Bizim fotoğraflarımızın kalkması...
olmasını istiyorum ben. Ne? Hakaret etmeyin. Ne çocuk? Küfür etmeyin. Hayır, hı, beni tamam istemiyorsa delikanlı gibi çıkardı. Necati, ben gideyim anneme. Sen annene diye ben seni hastaneye götüreyim. Bursa'ya, Kemalpaşa'ya göndereyim. Gidiyorsun anne şeye, adamın yanına gidiyorsun. Fotoğraf atıyorsun. Değil benden gizli. Bak hakaret ediyor şu anda. Böyle hakaret şeyler yok edeceğim yani. Tabii. Ben anlat, annemin yanına gidiyorum. Ben annemin yanına gitmişimdir. Ben ona cevap vermek zorunda değilim. Gidemem. Hayır, ben sizinle konuşabilir miyim? Türkiye Cumhuriyeti'ne cevap vereceksin. Burayı eğer azıcık vicdanın varsa, Allah korkun varsa... Bir dakika Necati Bey, bir şey öğrenmek istiyorum. Peki 8 Eylül'de evden gider gitmen nikah ne zaman kıydınız Müslüye Hanım? Şu anki eşinizle. Ha, evet. Ne zaman kıydın? Bir dakika, kıydık. Ne zaman? Sonra kıydık yani nikahımızı. Hayır, gider gitmez nikah mı kıydınız? Hayır. Evet. Ha, öyle diyor. Anlarız bak, yani. Resmi nikah belgesini gönderirsiniz değil mi bana? Tabii gönderirim. Tamam. Gidemem. Peki bu adam Ankaralı Ethem lakabını kullanan. O niye çıkmıyor burayı? Bir dakika. Lütfen bak. O mu? Başkent. Lütfen o ismi zikredip durmayın. Lütfen. Yani bak bir şey. Ama sonuçta. Cenab-ı Allah. Çok fena olacak. Eşinize beddua etmeyin, hakaret etmeyin. Kızabilirsiniz, anlıyorum sizi. O da kızabilir. Sürünecek o. Küfür yok. O sürünecek. Zaman gelecek, sürünecek. O, siz ne istiyorsunuz? Benim kıymetimi bilmeyen insan, onun kıymetini ondan da alıp bitecek başkasını. Ben biliyorum hanımın bana yapan ihanetli, yarın bugün ondan da yapacak. Bu başkent Ethem Mehmet'e de yapacak. Başkent Ethem. Namkörlüğü. Ya ben biliyorum. Yapacak, yapar. Didem Hanım. Ya ben şunu merak ediyorum. Müslüye Hanım, yani şimdi siz Necati Bey'le yolları ayırmışsınız. Ama aynı evi paylaşmışsınız. Karı koca ilişkiniz olmamış. Şöyle diyorsunuz. Ben sizin dediğinizi kabul ettim. Tamam, cebe koydum. Ama aynen, ben şunu anlamıyorum. Evet. Siz evlendiğinizi, yeni bir hayat kurduğunuzu, başka birinin yanına gideceğinizi, evlatlarınıza, gelininizden niye saklıyorsunuz o zaman? Evet. Bir dakika lütfen Necati Bey. Çünkü onlar izin vermiyorlardı. Tamam mı? İzin tabii. Namus yani, var. Gelinin nasıl izin verdin sana? Biliyordu. Ya Necati Beyciğim boşan. Gelinin biliyordu. Gelinin biliyordu. Kaç yıldır Şengül biliyor sen muydu? Ne biliyormuşum ben? Dost yaşadığını. Şengül bazı şeyleri biliyordu. O benim dert ortağımdı. Anlamıyorum o her arkadaşlar. Şeyi biliyor musun Şengül? Ne biliyormuşum ben? Neyi biliyormuşsun? Söyle bakalım. Hani başka bir ilişkim olduğunu biliyordu. Senin başka bir ilişkin olduğunu ben biliyordum. Biliyordu. Nereden biliyordu? Şimdi söylemek istemiyor da. Ben onu da zedelemek istemiyorum. Onun evliliğine gölge düşürmek istemiyorum. Ama yani bak. Geline ne zaman söylediniz? Ben senin her şeyini sen gittikten sonra öğrendim. Benim hesabımı öğrendim. O kurmuştu. Onun evet ben yani kurdum sana kurmuştu, o hesabı. Her şeyi biliyordu. Her şeyi şimdi biliyordu, farkındaydı. Necati Beyciğim, siz... Didem Hanımcığım. Bir dakika Necati Bey, bir dakika lütfen. Müslüye Hanımcığım, bir dakika. Necati Bey, şu anda eşiniz artık başka bir hayat kurmuş kendisine. Siz kursun, diyorsunuz ki çok kırgın. Yani kursun. Yüreğiniz yaralı, ben sizi anlıyorum. Kursun. Ama ona da yer olmaz o. Böyle sinsi bana diyebilirdi. Necati, kocacığım, ben seni istemiyorum. Açık tamam, açık söyleseydi. Ben seni istemiyorum. Ben annemin yanına ve benden bir tane polise giderdi. Polisten şikayetçi olurdu, uzaklaştırmadı. Ya kendinizi aldatılmış, daha doğrusu evet, kandırılmış hissediyorsunuz. Evet, benim yanımda mesaj yazıyordun. Niye bak, dinliyor musun beni sen? Benim yanımda mesaj yazıyordun. Bana çay resmi, ben diyordum bir tane mesaj yazıyorsun diyordum. Evet. Bana, ben çay resmi gösteriyor bana, ne yapayım ben, Necati'm diyor bana. Evet. Ya, anladım. Artık bu geçmişi konuşmak istemiyorum. Bak, geçmişi sen, tabii işine gelmiyor. Ben şunu merak ettim. Ya Müslüye Hanımcığım, yeni bir hayat kurabilirsiniz. Necati Bey, hakaret yok, küfür yok. Yeni bir hayat kurabilirsiniz. O Necati, cesareti varsa o bağlansın. Ya Necati Beyciğim, bir şey söyleyeceğim. Bakın, Müslüye Hanımcığım, yeni bir hayat kurabilirsiniz. Ama hiç olmazsa evlatlarınıza açık bir şekilde davranmış olsaydınız. Ben niye evleniyorum, sorgulamıyorum sizi. Ama git kadın sıvırmaya sıvır. Ama kandırmışsınız eşiniz onu üzülüyor. Hayır canım, kandırma. Ya eşim olmayan kişiyi ben ne kadar gelmişim, evlenmişim özgür irademle. Onlar benim bir açıklama yapmak gibi bir durumum yok ki. Aynı evi neden paylaşıyorsun sen? Niye paylaşıyorsun? Neden paylaşıyorsun Müslüye? Gittiği günü ben sarılıyor burnuma, yattığı şey yapıyor. Ya bizim aynı evi paylaşıyoruz derken... Bir dakika. Ya çok özür dilerim Müslüye Hanımcığım. Resmen yani Ankaralı başkentli Ethem Mehmet denen kocanız da duysun. Yani Necati Bey'e de varsa bir dakika. Burayı. Ne olur bağırma ya. Yani karı koca ilişkinize bir yandan da devam ediyormuş. Kusura bakmayın yani. Herkesi yanan yerine alıyor. Herkesi. Sen ne istiyorsun? Karın artık dönmez. Dönmesin. Çocuğunu
Zaten özlemiyor çok çocuğu. Ne istiyorsun Necati Bey? Bana şey söyle. Dönmez ki artık sana. Evlenmiş tamam, gitmiş. Tamam dönmesin ama çok sürünecek, pişmanlar olacak. Yatacak yeri olmayacak. Beddua etme. Ha, yatacak olacak. Evlendiğini biliyor muydun? Bilmiyorum. Evlendiğini şimdi mi duydun? Şimdi duydum evet. Şimdi duydum. Aa, Necati Bey senin isteğin şuydu. Benim eşimi bul. Ben bana kıyamaz diyordum. Ha, kıyamaz diyordun ben ama size, kıymış maalesef. Kıyar. Yapacak bir şeyim yok artık. Üzgünüm yani. Bayağı kıyar. Üzgünüm bir şey. Üzgünüm yani. Çocukları var mı acaba? Yoksa... Var. İşte bakın önemli olan bu. Çocukken nerede? 15 yaşında oğlum bak. Bak. Sizin ben... yanınızda mı? Benim yanımda. Bütün evet. Çocuklarını silmiş. Ama şunu bakın yani siz resmi olarak boşanmışsınız. Evet. Boşanmışsınız. Orada yapacak hiçbir şey yok. O zaman boşandıktan sonra aynı evde kalmayacaksın. Necati Beyciğim benim senin için yapabileceğim başka bir şey yok artık. Bir şeyler anlatacağım. Ama benim bu Giresun'da tamam. Bir kadınımız kayıp onu arıyoruz. Ona geçeceğim ben şimdi. Ha. Sizi dışarıda dinlendireyim. Yaptır kar kaldı değil mi bunu? Yani. Bak Türkiye Cumhuriyeti duysun ben. Küfür yok hakaret hayır, yok. Hayır küfür etmiyorum. Ha. Küfür etmiyorum. Cenab-ı Allah bu sosyal medya... Ama küfrediyorsun. Çok yuvalar bozuldu. Çok yuvalar bozuldu. Bir dakika. Sosyal medyayı kötülemenden ya ben sosyal medyaya karşı değilim. Sosyal medyayı insanlar kötü niyetle kullanıyor. Konuşma. Karına hakaret etme. Konuşma. Sizi ben dışarı alayım lütfen. Hadi lütfen dışarı alayım. Yapacak bir şeyim yok gerçekten. Ama ben Allah'a şükür hayatta helal olsun. Size yani minnettar oldum. Daha şükürler olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a siz de emanet olun. Sağ olun, çok teşekkür hakkınızı ederim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun, çok teşekkür helal ederim. Olayım. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi burada bir kızımız kayıp, ondan bahsedeceğim ama onun öncesinde Nuran Bayram biliyorsunuz Giresunlu Nuran iki tane çocuğu var. 2011 Haziran 2021'den beri kayıp. Ablasını ve de annesini bir Suzan'la ablasını Sema'yı bir çağıralım. Sonra kayıp olan kızımızla ilgili bir anonsum olacak. Gelir misiniz lütfen? Gel Sema'cığım, gel Suzan Hanım'cığım. Siz sol tarafa doğru otururken hemen o aileyi anons edeyim, tanıştırayım sizlerle. Şimdi Necibe Hanım, Önder Bey'le birlikte yayınımıza katılıyorlar. Bornova, İzmir Bornova'dan gelmişler. Evet. Aslında Necibe Hanım'ın 19 yaşında bir kızları var ikisinin. Önder Bey siz aslında üvey babasınız. Çünkü öz babası, biyolojik babası maalesef yıllar önce yani 7 yıl önce bildiğim kadarıyla 4 yıl önce hayatını kaybediyor eşiniz. Evet. Arkasından siz bir hayat kuruyorsunuz. O sırada Ceren'i siz büyütüyorsunuz. Fakat Ceren sonrası psikolojisi bozuluyor sevgili izleyiciler. Ceren Asni'ye dağ deviren 2 aydır kızlarından haber alamıyorlar. Evlatlarından haber alamıyorlar. Çok endişeliler. Aslında kendi elleriyle Mehmet diye bir erkek arkadaşına Denizli'ye gönderiyorlar. Kızımızın Ceren Asniye'nin fotoğraflarını ekranda görüyorsunuz. Asniye daha doğrusu. 4 aydır orada bildiğim kadarıyla Mehmet'in yanında. Fakat 2 aydır kızlarından haber alamadıkları için yani Mehmet'in yanında mı? Mehmet başına bir şey mi getirdi? Ceren de asla ailesiyle görüşmediği için ailenin iddiası öyle. Kızlar için çok endişeliler. Kızlarından bir haber almak istiyorlar. Can güvenliğinden de endişe ediyorlarmış. Evet, evet. Biz kızınızı araştıracağız. Elimizden geleni yapacağız. Sosyal medyadan da fotoğraflarını. Bir şey fotoğraflarını. Arz edebilir miyim? Tabii çok kısa ne olursun. Tabii ki. Dün kayınvalide benim rahatsız. Kalbimde evet. Pil var. Evet. Eşim de merak ettiği için bugün sabah biz abisini aradık. Evet. Ceren şu an bizim evimizde. Ha dönmüş mü evinize? Evet. Aa süper çok vesile. Süper o zaman ya. Gözünüz aydın çok sağ sevindim olun. Yani. Ya biz çok söyleyecek sevindim. Bugün ekip, peki o zaman ekip arkadaşları siz madem yerini de biliyorsunuz niye geldiniz? Yerini yok, bilmiyorduk. Bilmiyorduk. Mehmet'in yanında olduğunu biliyorsunuz ama. Mehmet'in evini bilmiyorduk biz. Ya neyse beni iyi niyetle kullanmışsınız anladığım yok, kadarıyla. Hayır, adımı kesinlikle. Da kullanmışsınız. Yok kesinlikle. Bir şey söyleyeyim. Bu samimi bir şey. Dolayısıyla problem değil. Önemli olan evladınızın eve dönmüş olması. Evet. Gözünüz aydın o zaman. Teşekkür daha ederim. Gelmeden o zaman bu ekrana çıkmadan yok, buldu. Şimdi, çünkü buraya geleceğinizi duymuştur o. Şimdi şöyle biz ekip arkadaşları söyleyecektik. Evet. Eşim biraz panik yaptı. O esnada biliyorum ben anlıyorum sizi. Anlamak lazım ama şöyle söyleyeyim. Bu biraz da nasıl söyleyeyim? Yani sizin yerinize alacağımız insanlara haksızlık oldu. Dolayısıyla biraz ayıp ettiniz. Ama rica ederim en azından evladınızın geriye dönmesine dolaylı da olsa vesile olduğum için çok mutluyum. Sizi o zaman evladınıza doğru uğurlayayım ben. Olur tamam. Mu? Tamam çok teşekkür ederim. Çünkü ben konuştuğumda anladım garip bir şey olduğunu ama neyse. Çok iyi ya. Çok iyi. Ya biz bunu anlayabiliyoruz bazen ama neyse. Şimdi hatırlatması var mı Giresunlu Nuran'ın
Evet, peki şöyle Savaş'ı çağıracağım. Hemen kocasını sıcağı sıcağına çağırayım. Çünkü gerçekten bugün elimde Nurhan'la ilgili çok önemli bilgiler, belgeler var. Onları konuşmak istiyorum. Bazı görüntüler var, kamera görüntüleri var. Hepsini ama hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum. Savaş, gelir misin lütfen canım? Hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam Savaş. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Seni en başa alayım lütfen. Savaş, şimdi elimize bazı görüntüler veriyorsun. Elimize ulaşan bir bu mesaj var. O mesajı, detaylarını paylaşacağım. Hepsini paylaşacağım. Ama şu yaylaya çıkma meselesiyle ilgili olarak sevgili izleyiciler, biliyorsunuz Nurhan iki çocuk annesi, sevgili Nurhan yani 2,5 yıldır 11 Haziran 2021'den beri kayıp ve 28 yaşında. Daha önce 2 kez evden kaçmış gitmiş gelmiş. Ama bir insandan 2,5 yıldır haber alamıyorsanız eğer, yani artık onun hayatta olma olasılığı çok zayıflıyor. Artık gittikçe azalıyor sevgili Savaş. Ama 11 Haziran'dan önce senin eşin 8 Haziran'da sevgili izleyiciler yaylaya gidiyor. Giresun, Güce, Boncuk Çukur köyünün hangi yaylasıydı? Kuşalanı yaylasına, bir daha yazar mıyız arkadaşlar el kartına, Kuşalanı yaylasına gidiyor. Şimdi evet. Ama yaylaya ne zaman çıktığınızla ilgili ve yayladan gerçekten Nurhan döndü mü, bununla ilgili biraz kafa karışıklığı var. Siz yaylaya ne zaman çıktınız canım? Pazartesi günü olması lazımdı. Pazartesi, salı. Perşembe veya cuma günü geri döndük. Çünkü babası Kemal ifadesinde diyor ki, kızımı Kuşalan yaylasında 8 Haziran'da gördüm diyor. Siz yaylada kaç gün kaldınız peki? Ya 3 gün kaldık tam bildiğim kadarıyla. 3 gün olması lazım. 2 gün onların yanında kaldık. 2 gün bizde kaldık. Geri döndük ondan sonra. Peki. Şimdi 3 gün kaldıysanız evet. Eğer 8'i oradasınız zaten. 9, 10. 11'inde de orada olmanız lazım. Ya perşembe döndük ya cuma döndük. Tam onu bilmiyorum. Hı? Ya perşembe günü döndük ya cuma günü. Yani en son gördüğünü söyleyen de Muhtar Bey. Yani 11 Haziran'da sevgili izleyiciler Nurhan'ı saat 17 civarında evinin orada gördüm diyen, yok, köyde koca köyde gördüm diyen sadece muhtar var. Şimdi 8 Haziran'da biz dönmüş olmamız lazım. Dönmüyorsunuz işte. Orada yani Nurhan yayladan ne zaman döndü, ne zaman kayboldu, bununla ilgili bir belirsizlik var. Değil mi şimdi, Sema, sizin de kafanız karışık. Yani sanki yayladan dönmedi de acaba yaylada mı bir şey oldu? Yok şimdi... Gittiğim tarih... Hangi gün yaylaya çıktığını kesin olarak hatta söylemiyorsunuz. Yani ya kesin 8 Haziran'sa, hangi gün çıktı? Çünkü bak Kemal Bey diyor ki benim kızım diyor ben 8 Haziran'da yaylada gördüm diyor. 3 günde orada kaldığına göre yani sizin 11'inde hala yaylada olmanız lazım. Yaylada olan bir insan Giresun'daki evde köyde kaybolamaz. Bir de şöyle bir şey var şey Savaş. Yok. Savaş, bir de şöyle bir şey var canım. Şimdi sadece koca köyde yani komşular var, sağda solda evler var, başkaları var, o var, yani bu var. Yan komşunu da görmüştü zaten. Hayır, gördüğünü söyleyen ya da bazı... Yok, hani o saatte gören muhtar var. Sadece muhtar var. Evet, o saatte gören muhtar yani var. Yani senin eşine muhtar dışında gören başka insan yok yani. O da bir garip. Onu bilemem. Ben yokluk şükür. Tuhaf yani. Ya ben muhtarla akraba mısınız? Akrabalığım var. Neyin oluyor muhtar? Öyle yani şey. Çağla muhtar mı kendisi beyefendi? Evet muhtar. Allah Allah, ben konuşacağım kendisiyle de tamam, konuşacağım. Konuşabilirsiniz. Çünkü ama neden burada biliyor musunuz? Yanlış bir şey var. Biz geldikten sonra pazartesi günü çıkmıştım ben işte ama o zaman ayın kaçıydı ya. Onu tam hatırlamıyorum. Onun telefonunda var çıktığım zaman tarihi de. Evet. Ona baktıktan sonra ben bunu cevap verebilirim o zaman. Şu an tarihini hatırlamadığım için söyleyemeyeceğim. Peki şöyle yapalım. Siz oradan söylerseniz de tarihi ben şey yapabilirim. Şimdi senin eşinin evet. Köyün girişinde çıkışında kameralar var. Evet. Senin komşularının yukarıdan çıkıp aşağı inerse orada güvenlik kamerası var. İki evde kameralar var. Evet, doğru. Daha da evin etrafına kamera evet. yerleştirmişler. O kameralarda biz o kameraları bir ekranlara getirmek istiyoruz. O kameralarda hiçbir şekilde... Bir görüntüsü yok eşinin yani. Köyden gittiğine baktık. Dair bir görüntü yok evet, sevgili izleyiciler. Baktık. Ne olduysa o köyde orada kızın başına bir şey geldi. Ya da yaylada bir şey oldu. Sen tarihi hatırlamıyorsun. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Köyde olduğunu zaten kızım şahit. Kızım biliyor köyde olduğunu. Yaylaya çıkıp da köye geldiğimizde kızım şahit. Çünkü beraber yattılar. Çocuk da belki günleri karıştırıyordur. Yok o şekilde demem ben. Benim buradan yaylaya gittiğimi kızım biliyor. Hmm. Evde olmadığımı da biliyor. Şöyle yapalım. O güvenlik kamerasını bir izleyiciler yani en azından köyde bir tekrar bir görmüş tamam. oluruz sizin köyünüzü. Ve ekranlara gelsin. O kameralarda sevgili Nurhan'ın hiçbir görüntüsü yok yani. İzleyelim lütfen. Ne olduysa o köyde kızın başına bir şey gelmiş. Açık ve net.
11 Haziran 2021 tarihinde gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Nuran Bayram'ın kaybını vazgeçme ekibi olarak araştırmaya devam ediyoruz. Şu anda Nuran Bayram'ın kaybolduğu Boncuk Çukur Köyü'ndeyiz. Peki Boncuk Çukur Köyü'nde Nuran Bayram kaybolduğu gece kaç tane güvenlik kamerası vardı ve bu kameralar hangi yöne bakıyordu? Şimdi hep beraber bunu araştıracağız. Kameralardan bir tanesi köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki hemen yan tarafında görmüş olduğunuz özel bir işletmeye ait güvenlik kamerası. Eğer Nuran Bayram ya da Nuran Bayram'ın yanındaki kişiler bir araçla birlikte yayla yoluna gitmek isteseler bu güvenlik kamerasına takılmak zorundalar. Kameralardan ikincisi ise hemen yan tarafında görmüş olduğunuz güvenlik kamerası ve burası köyün giriş kısmı. Yalnız olay tarihinde bulunduğumuz bu yolda bir çalışma yapıldığı için burası araç trafiğine kapalı. Yani buradan bir aracın geçmesi imkansız. Zaten yapılan çalışmalarda da hemen yan tarafında görmüş olduğunuz güvenlik kamerasına yansıyan herhangi bir şüpheli durum yok. Köyde bulunan üçüncü kamera noktası ise köyün girişinden itibaren yaklaşık 300 metre ileride bulunan kamera. Hemen yan tarafında görmüş olduğunuz kameraya da yansıyan herhangi bir görüntü yok. Ve yine olay tarihinde bu bulunduğumuz yolda bir çalışma gerçekleştiği için bu kameralara da kesinlikle bir araç ya da şüpheli bir durum yansımamış. Köydeki dördüncü kamera bulunduğumuz bu noktadaki güvenlik kamerası ve bu güvenlik kamerası direkt yolu çektiği için aşağıdan gelebilecek tüm araçlar bu güvenlik kamerasının kadrajına yansımak zorunda. Beşinci kamera noktamız ise köyün aşağı mahallesi dediğimiz noktada bulunuyor ve bulunduğumuz bu yer Nuran Bayram'ın kaybolduğu eve yaklaşık 100-150 metrelik bir mesafede ve bulunduğumuz bu nokta ana güzergah üzerinde olduğu için buradan geçen bütün araçlar bu güvenlik kamerasına yansımak zorunda. Savaş'ım, köyden çıktıysa eğer senin eşin, o kameralarda bir görüntüsünün olması lazım. Ben uzun dediğim gibi bütün araba orada kamerada plakalar gözükmüyordu. Bütün araçların jandarma da baktı. Biz de tek tek isimlerini yazdık geçen arabaların. Hı hı. Çıkan bir şey yok. Ya oralarda en azından yakalanmıştır ön tarafında falan. Yani senin eşin yürüyerek gittiyse yine o görüntülerde yok. Yürümeye gitse zaten kendisi gözüküyor. Çıkacak. Hiç yok. Evet. Arabalarda gittiyse arabanın bir şekilde yani o karartı olur bir yani anlaşılır. Arabaya binerken de en azından görüntüsünün olması lazım. İşte onu ben yani, de anlamıyorum. Hiç yok. Yani senin eşin Savaş. Senin eşin. Açık ve net. Yani şu anki duruma göre yani köyden çıkmadı o zaman. Onun bulunması lazım. Nasıl bulunması lazım? Hani köpek de salındı. İki tane köpek salındı sonuçta. Leş köpeği olsun, koku köpeği olsun salındı. Hiçbir şey yok. Savaş, senin iki çocuğun annesi değil mi? Evet. Seviyorsun da aslında. Evet. İki kez evden gitmiş, gelmiş. Evet. Ondan sonra sahip çıkmışsın. Sahiplendim, evet. Ama en son bir mesaj gelmiş. Mesaj elimde, birazdan yayınlayacağım onu. Senin hatırlayamadığın mesaj bende. Tamam. Onu ben yayınlayacağım. Şimdi sen eşine ne olduğu ile ilgili? Yani eşin birine mi gitti? Öldürüldü mü? Ne oldu? Ya ben, bir fikrin ne? Çok merak ediyorum. Yani her zaman dediğim gibi ben kocaya gideceğine hiç ihtimal vermiyorum. Peki. Ama ne oldu onu bilemem.
Ama kocaya gitmez yani, onu biliyorum çünkü öyle bir insan değildi. Peki ne oldu bilemem ne anlama geliyor sence? Yani bunlar gerçek olursa, hani zamanında da sıkıntılı olduğunu söyleseler bu olaylar daha çabuk ileri gidecek. Hani neyin ne olduğu ortaya çıkacak da bunlar söylemediği ya, için. Ya tamam, psikolojisi bozuk. Yok, tamam bak, kabul ettik, psikolojisi bozuk. Onu demiyorum bak. Bir ona bağladım. Yok, ona bağlamıyorum. Bir ona bağladım. Bunu var ya. Bunun hani evlenmeden öncekini diyorum ben sana. Evlenmeden önce neydi tarihi? Sen ne yapıldı? Doğru konuşsanız belki daha ileri gidecek bu program. Ne bekliyorsun? Ne bileyim ben, bir şey mi konuşsam? Çok genç kızlığında bir yere çıkıp gitmemiş ki Savaş. 20 yaşında 20 yıldır hiçbir yere gitmemiş Savaş. Onu biliyorsun sonuçta. Köyden hiçbir yere çıkıp gitmemiş. Kendi başına hiçbir yere evinden ayrılmamış. 20 yıldır Savaş. Seninle evlendikten sonra bu haller meydana geldi Savaş. Benden evlenmeden önce sıkıntısı yok mu bu kızın için? Yok. Ne sıkıntısı çıktı vardı mı canım, geçti miydi? Çıkma demiyorum ben sana, bak çıkıp denemem. Bir tanesi sıkıntısı vardı. Hiçbir sıkıntı yok değil mi? Yok. Ya Savaş, ben şunu merak ediyorum. Ailesi, yani Suzan ya da Sema'nın sakladığı bir şey mi var? Ya ben şöyle söyleyeyim ben size. Bana ben, söyler misin? Ben şunu söyleyeyim. Ben bunları hani dedim aramak, hani arayalım dedim de hani küfürler haricinde çocuğumun önünde bana da saldırdılar. Hani boğazımı sıktılar. Taş alıp atmaya çalıştılar. Çocuğumun ya, önünde... Ya, dolandırmayı sevmiyorum. Ben izliyorsun evet, ya tamam, sürekli evet, bak. Biliyorum. Beni ekrandan biliyorsun, tanıyorsun. Evet. Ben sevdiğini, saygı duyduğunu şey biliyorum. Bir dakika lütfen. O yüzden beni de tanıyorsan lafı dolandırma gözünü seveyim ya. Bir şey mi yapmış olabilirler? Ya bir şey yapmışlar demiyorum. Ama rahat davranıyorlar neden ben, diyorsun. Ha, rahat davranıyorlar. Bir de niye benim üstüme bu kadar çok geliyorlar? Ha, niye sen? Çünkü... Benim orada olmadığımı biliyorlar. Kendileri de biliyorlar. Ama annem baba. Senin yanından gitti ya. Ben yoktum diyorum. Sen anlamıyorum, hala beni senin yanından gittin diyor ya. Ya sen yoktun. Yeğliye ne amaçla gittin? Sen gittin Yeğli'den, döndünüz geldiğinde, dönüp gelinden sonra bir hafta sonra benim kızımı getirmeyip de sen niye gittin Yeğli'ye? Gelmek istemedi, gelmedi. Yalan söyleme. Ben sana şunu da söyleyeyim. Kesinlikle yapayım. Bağlanabilirler. Ben köye gittim. Ay, şunu söylüyorlar Savaş. Ben şunu söyleyeyim. Bir dakika Sema'cığım. Sor sen. Savaş, hani diyorsun bak burada kameralarda hep izliyoruz. Evet. Sen diyorsun ben yayladaydım diyorsun. Anne babanın yanından bu kız kayboluyor ve hiç kimse görmüyor. Ben neredeydim? Bursa'daydım değil mi? Benim kardeşlerim neredeydi? Çaydaydı. Çaydaydı. Evet. Soru ne? Soru ne? Çünkü görüntüyü yayınlamam lazım. Yayladaydı. Yayladaydı. Tamam. Sen de diyorsun ben de yayladaydım diyorsun. Ben de yayladaydım. Peki tamam. Nuran'ın yanında kim vardı? Tamam. Kim vardı? Vardı? Annenle babam tamam. Vardı. Ben de i̇şte hiçbir yere çıkış yok. Az benim de sana devamını söyleyeyim. Kaybolduğunu duyduk. Ben nereye indim? Köye indim. Sen geldin mi gelmedin? Çocukların geldi mi gelmedi? Haber verdin mi gelce? İkinci gün gelseydin. Ulan ikinci gün ben tane arayayım, benim eşim arayayım. Siz muhtemelen gelmediniz? Geleceğim. Arabaya niye gelmediniz? Geleceğim ama bana sen gelmediniz. Hiçbiriniz. Gelmedi dediler. Sen otur dediler. Ben geleceğim. Muhtara telefonu sorun. Hiçbiriniz gelmedi ama hiçbiriniz. Ama ya Savaş, ben gelsem diyeceğim. Bir dakika ya, bir şey daha sorabilir miyim? Ben gelsem diyeceğim. Sen de arayacaktın benim gibi aynen. Benim anım belalımı kim bak? Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bir şey Suzan'cığım, burada Savaş haklı. Çünkü senin kızın kaybolmuş. Bir zahmet yayladan aşağı ineceksin yani. Ortalıklarda yok. İneceğim. Bir de Savaş bak, şunu söylemiş ki. Komşulara da bağlansın. Komşulara koyma, sen gitme dediler. Ha gitme dediler. Karışma. Ama sen gitme. Sen insanın, otur. İnsanın kızı kaybolmuş. Ben bir şey daha söyleyemeyeceğim. Ya. Söyleme bir dakika. Ben bir görüntü yayınlayacağım çünkü. Bir dakika, bir şey yayınlayacağım. Diyelim ki gelmedin. Ama insanın kızı kaybolmuş. Ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Buyurun görüntüleri izleyelim lütfen. Ablacım şuradan biraz çekilin lütfen. Bak sessiz çekme. Al şuradan biraz da çabukalım bu tarafa doğru. Evet Didem Hanım. Koron tepiyorsun, neredesin? Evet, yaptım. Kaç evet, ay yaptım. Sonra kızın bak, koron tepmişsin. Bir arkadaşım kıramadım. O, bak 8 bak, önceden çok oynardım. Ben sürekli oynarım düğünlerde bu olaydan önce. Bir horonu bilmiyorum ya. Çok ondan sonra yani. Ondan sonra bak benim annem kesinlikle evde oynamadım. Bir arkadaşım İsrail üzerine oynadım bak. Savaş kimin düğünüydü canım o? Ama hangisi düğünüydü bilemiyorum. Bak bir arkadaşım İsrail yani üzerine oynadım. Senin eşin kaybolduktan ne kadar süre sonra oldu bu şey? Bunu bilmiyorum. Benim dediğim tarihi daha ben elime gelmedi. Hani onu bekliyorum hala. Bu 2022 yılında olması lazım. Bir yıl sonra falan. Evet. Ya kızı kaybolmuş. Evet. Peki şunu merak ediyorum ben. Yani o dediğimde hani çok ısrar ettiğim halde kimse yanaşmadı ama ben bir yerden bir görüntü yine alacağım da. Hani hayır, onu da göstereceğim bulursam. Şimdi şöyle, sana metanetli ol kelimesini
diyor ya, baban söylüyor galiba. He, he. Metanetli oğul kelimesini babası ne zaman söyledi? Ya kızın kaybolduktan ne kadar... Hiç öyle bir şey demedi. Ha, sen diyorsun bize. Sen dedin. Ya yani babası... Ya annen hatırlamıyor galiba. Metanetli o yani... Babası ne dedi size tam Kemal Bey? Şey babanın adı neydi? Cemal Bey. Yani... Nedametli ol diye söyledim dedi. Bana demedi, şeyde söyledi. Ol diye söyledim dedi. Ben şimdi bana aradıkları zamanlar ise bu anası dedi metanetli ki bana. Metanetli ol diyorlar çünkü. Biri he. diyor sana. Hayır ben şunu merak ediyorum. Şimdi sonuçta sen kızın kaybolduğunda kızının başına bir şey geldiğini, öldürülmüş olabileceğini ne zaman düşündün? Valla onu hatırlayamıyorum. Her an... Ben söyleyeyim. Ne ettiniz bunu diye soruyor. Canım benim şeyde ne zaman ne ettiniz diye soruyor. Ya insanın kızının kendi evinden gidiyor. Ben nasıl bilebilirim? Ya ne ettiniz? Suzancığım tatlım benim. Ama senin kızının sen öldürülmüş olabileceğini düşünüyorsan, kızından bir haber alamıyorsan çok insan horon tepmez ki ya. Didem abla bir sene sonra, ben ne diyeyim? Ben sürekli bak kaç sefer gittim bundan sonra bak savcıya gideyim. Bir ipucu alamıyorum. Kaç sefer jandarmaya gittim bir ipucu alamıyorum. Hadi ben aramadım. Diyelim ki ben öyle ettim. Daha aradım. Ulan benim yapacağım bir şey yok. Benim elimde bir şeylerim yok. Bu niye aramamış geçip onu? Gelip bana niye muhtarı alıp da ana bak. Bu Sabahçı ben de sorumluluk altında konuş, kalmayayım. Savaşa bakarak ben konuş. De sorumluluk altında kalmayayım. Bak buradan gitti deyiz. Sabahçı bana bir şey iftira bir şey atarsınız. Beraber arayalım. Sen niye demiyorsun canım? Ben hanımı arayayım. Her zaman ben şimdi arayayım. Bak beni dinle böyle. Öldüyse ben şimdi ölüsünü bak mezarına göstereceksiniz bana. Ben şimdi diriyse yerini söyleyeceksin bana. Beni al diyor. Baban olsa affetmeyeceğim. Adalet istiyorum. Adalet yerini bulacağım. Adalet tabii yerini bulsun. Benim suçum varsa ben bunu arayamaya geldim. Bak, ben sana cevap veririm. Hani arayalım. Kaç kere dedim sana birlik olalım dedim. Ne zaman dedin? Caminin önünde de dedim. Kaçıp geçecek zaman dedim. Bursa'ya kaçıp gitmeye benden şey istedin. Haberin var mı? Ben sana şey söyledim. Bana söyledin mi? Bana değil. Tamam, bana bir oğluma, ben anlatayım. Bir dakika bir anlatayım. Onu söyledim ben bu söylemeden. Jandarmaya dedim ben bunu. Ben dedim hani Bursa'ya gitmeyi düşünüyorum dedim. Çalışmak için dedim. Kışları dedim. Sen ne zaman? Buradan Bursa'ya gideyim. Ben bunu izin vermedim. Bulmadan bana teslim etmeden gidemez hiçbir yere dedim. Ölüsün dizi bana desin. Yani şu o da haklı. Bir çocuklarına bakması lazım. Evet. İşe girmesi lazım. Ne yapsın ben şimdi? Ama duralım beraber öyle git. Söyle tamam bana da. Geleni. Şimdi burada çalışıyoruz. Birlikte yapıyoruz bu işi inşallah. Bulacağız bir haber alacağız. Jandarmaya da söyledim. Ben hani kışın dedim 6 ay dedim çalışmaya gitsem bir sıkıntı olur mu dedim. 6 ay sonra bir daha geri geleceğim. Çünkü kışın burada hiçbir iş olmuyor. Hani maddi de ihtiyacım var sonuçta. Ya onu anlayabilirim. Ama o bir şey değil ama horon tepmiyor. Ben yalan söyleyeyim ya. Ya horon bak arkadaşım ısrar için ne yapayım ben ölemem şey değil mi? Acık bana da moral lazım. Ben her gün ağlayayım ya. Aa söyle çam da dağ da tepede arkadaş komşularımı bağlayayım. Bu bir değil. Ben her sana gün hongur hongur ağlayayım ben ya. Savaş? Bu tek bir bu düğünde değil yani. Benim kendi gördüğüm 3 düğün. Ha 3 düğüne gitti. 3 düğünde gördüm de yalnız bir düğünde oynadım. En sonunda. Çünkü bu görüntüyü bize Savaş verdi. Savaş dedi ki ben diyor karımla ilgili haber almaya çalışırken. Yalan söylüyor ya. Kaç sefer aramış ya. Nereye gitmişler? Diyor. Bir dakika, o şey yapma. Umurunda değildir tek diyor ailesi. Değil bak. Hadi, bir dakika. Bir şey daha söyleyecek. Bir dakika lütfen. Birbirinizi dinleyin. Ne olur hanımlar. Sen, hayır ben bunu sana da olurum. Şey kendi söylesen daha iyi olur. Tamam bak, en sana bir şey soracağım. Sana bir dakika. Sus, aha. Bağlasın elini. Kaybetmedim. Ben kaybetmedim. Kaybettiğimi söyle bana. Neden bu kadar rahatsın diyorum ben de sana. Bir dakika. Sen yüzüne bile geldin. Çocuğun anasını aramıyorsun, sormuyorsun, çekmiyorsun da. Nerede aradın? Kaç kere ben bize jandarmasına kaç kere gittim kim biliyor? Beni niye şikayet etmedin gidip de jandarmaya? Ya ben sana şüphelenmiyorum ki. Anasına şüphe edeyim de. Yeğenideyken söyledi ne? Milleti söylediğini söyledim ben sana. Anasına şüphe edeyim dedin. Sen dedin ne? Siz neyden çıktı ya? Ben sana milleti söylediğini söyledim. Bu kadın niye bu kadar rahat diyorlar bana dedim. O Yeğenide. Ben aynısı sana da söyledim. Yeğenide ben size kızı almaya gittiğim zamanlarısı. Sen işte yoktun dedin ya. İkinci akşama ben almaya gittim. İkinci almaya ben almaya gittiğim zaman da amcan yoktu. Sen yoktun evde. Baban yoktu. Anan vardı. Kızım bu kalabalık ailede niye böyle şey diyorsunuz? Eve gidelim dediğim zaman da, bize gidelim dediğim zaman da ben gitmeyeceğim dedi. İlk akşam yönlüğüne geldi. İkinci akşama niye baskı yapıldı da gelmek zaman. O zaman bana Hatice ne dedi? Bu akşam gitmeyecek dedi. Tamam gitmeyecek. Ben de zaten gitmeyeceğini. Ne oluyor de... Hatice? Tamam. Bir şey rica edebilir miyim? Ama benim yayın yapmama engel oluyorsunuz. Tamam başka hesaplarınız, kitaplarınız var anlıyorum ama bir sakin olun. Semacığım sen de sakin ol lütfen. Bir şey istirham edebilir miyim? Birbirinizi dinler misiniz kurban olayım? Semacığım bak son defa söylüyorum. Annen bir şey dediğinde, annenin dediğinin anlaşılması için sen sus. Sema bir şey dedin lütfen kurban olayım sen sus. Birbirinizi dinleyin. Sen ne demek istiyorsun? Önce bu soruyu yanıtını ver sonra bu mesajı ekranlara getireceğim. Ya sen kayınvalidem,
Bir dakika kendinize konuşmayın ne olur. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Belki de sizi suçluyor. Yani bir anlamaya çalışalım. Yani diyorsun ki benim kaynanam, benim eşim kaybolduktan sonra, gittikten sonra horon tepiyor, oynuyor, şey yapıyor, umursamıyor. Yani ne demek istiyorsun? Umursamıyor derken çok mu rahat? Yoksa umursamıyor derken cinayet onlar mı işledi? Yok, umursamıyor derken nerede olduğunu mu biliyorlar? O şekilde onlar gibi iftira atamam ben. Onlar gibi iftira atamam. Ben neden bu kadar rahat diyorum mesela? Onlar mı aldı birine verdiler, evlendirdiler? Ya şöyle lafı çıktı. Ha söyle. Hani mesela isim vermeyeyim, ben kafada atacağım isim. Mesela savaştan alacağım, Mehmet'e vereceğim lafını duydum. Ama insan çocuklarını aramaz mı ya? Hayır. Demedim deme ya. Bunu bak, demedim deme. Bunun amcasına, bununla kavgayı yaptıktan sonra bak söyle bir laf bak. Ha. O da öyle değil. Amcana söyledim. Arabada giderken bak sen öfkeyle söyledim bunu. Kıyıldım bak. İlk kayıp o zaman. Kayıp olup şey değil, gidip gelip de şey diye bize teslim edin diyor. Etmiyorlar ya. O çocuk orada neydi, ne yapıyor? Ya onun elinde, bunun elinde. O eltisinin zamanında, kızdığım zamanda dedim ki bak. Adam gibi taşıysa taşısın, taşımıysa çocuğum bana teslim etsin dedim. Canı nereye istiyse dedim, duramıyorsa oraya gelsin dedim. Canı nereye istiyse dedim. Yani siz kızınızı alıp, siz kızınızı o akşam alıp başka biriyle evlendirmediniz hayır, yani. Hayır, tamam. Var mı bu adamın? Şimdi Savaş. Hayır. Savaş. Senin kızını, pardon, senin eşini, Nura'nın o telefonu, en son mesaj gelen telefon. O telefonu kaç yıldır kullanıyordu? O telefonu bakayım. Ne zaman aldınız? O bendeydi o telefon. Benim telefonumda. Evde kaç telefon var öyle söyleyeyim. Senin ayrı, Nura'nın ayrı telefonu yok, mu var? Nura'nın bir telefon vardı. O, zaten şu an o evde duruyor. O kırıldı. O kırıldı. Hani, ekranı kırıldı. Evde duruyor zaten ama Bursa'da. Ha. Ben, Bursa'da mı o telefon? Evet. Ekranı kırıldı duruyor. Peki ben, Nura'nın yıllardır kullandığı telefon mu o? Yani, Giresun'a gitmeden şu an önce. Bu üçüncü. Hayır. Giresun'a gitmeden önce kullandığı telefon şu anda şeyde mi? Bursa'da mı? Yok. Jandarmada. Hani buraya gelmeden önce. Bursa'daki telefon. Şey, Bursa'daki telefon nerede? Yok, Bursa'da telefon Bursa'da. Hani ekranı kırık duruyor zaten evde zaten öyle. Tamam peki. Ondan sonra ben yeni telefon aldım. Bendekini ona verdim. O da jandarmada. Köye o telefonu birlikte mi kullanıyordunuz? Yok, ben kendim kullanıyordum. Ben kendime yeni telefon alınca şu an jandarmada olan telefonu Nura'ya vermiştim. Peki o mesaj gelen telefon. Bir mesaj geliyor, şimdi o mesajı yayınlayacağım. Evet. O mesaj gelen telefon senin kullandığın telefona mı geldi? Ben kullanıyordum ama ona vermiştim. Hani o kullanıyor, o mesaj geldiğinde o kullanıyordu telefonu. Hani ona aitti. Ortak mı kullanıyordunuz? Yok, hayır. Onun kendine ait, ona vermişti telefonu. Ha, telefon, yani. Senin telefonun ayrıydı. Onun telefonu kırıldı ya. Ha, tamam, sen kendi telefonu ona verdin. Ben yenisini alana kadar o telefonu kullanmadım. Ben yenisini aldım. Ha. Bendekini ona verdim, yenisini ben kendime bıraktım. Ha, senin de telefonun var, onun da telefonun vardı. Evet. Peki o telefonu ne zamandır kullanıyordu öyle? Yani bir seneden fazladır. Bir seneden fazla. İki sene vardır, yok iki sene vardır. Çünkü bu Cem'deki iki sene yani vardır. İki senedir o telefonu Nuran kullanıyordu. Nuran kendisi kullanıyordu. Kendisi kullanıyordu. Evet. Peki o sabah, bu mesajın geldiği 31 Mayıs sabahı sen neredeydin? Evde olmam lazım. Sabah 8'de. Mesaj geldiğinde. Lazım. Hala mesajı hatırlamıyor musun? Yok, ciddi diyorum aslında. Ben görün, ben de okuyacağım. Ama sen mesajı gördün. Gördüğümü hani eminim yani. Hani kendisi gösterdi çünkü. Bana ekstradan bir değişik bir şey geldi. Bana o gösterdi, mu gösterdi çünkü. Sen mi gördün? Sen kendim gördüm demiştin. Kendisi gösterdi. Ya, yok, kendi gösteriyor beni çağırıp. Hani ekstradan değişik mesaj geldiğinde. Hani ben öyle demedim. Ben öyle hatırlıyorum yok, ya. Yok, isim yok. İsim olmayan numarada mesaj geldi mi? Kendi gösteriyor zaten. Tamam. Peki Nihat denen adamdan gelen mesajı o mu gösterdi, sen mi gördün? O kendi gösterdi. Mesaj gelmiş bana böyle böyle diye. Ha, bu mesajı sana eşin gösterdi. Tabii ki. Sen onu gördün ve sakin sakin durdun. Ya ben diyorum, yine diyorum, ben şüphelenmiyordum bir şeyim öyle bir şeyden. Hani... Ama sevgili izleyiciler, şu mesaj günlerdir Savaş'ın hatırlayamadığı mesajı bir ekranlara biz bir getirelim şimdi. Telefon rehberine koymak için WhatsApp'tan bir resminizi atar mısınız? Nihat. Telefon rehberine koymak için WhatsApp'tan bir resminizi atar mısınız? Nihat. Bir daha. Telefon rehberine koymak evet. için WhatsApp'tan bir resminizi atar mısınız? Nihat. Yani doğru. Nihat diye birinden. Hatta Nihat diye yazıyor. Soy ismini de yazıyor. Yani belirsiz biri değil. Yani telefon rehberine koymak için WhatsApp'tan bir resminizi atar mısınız? Nihat E. nokta diyelim. Soy ismini söylemeyelim. Evet, doğru mesaj. Peki biri, bir erkek, Nihat diye biri, tanımadığın biri, senin eşine mesaj atıyor sabah saat 8:10'da. Ve diyor ki bana diyor fotoğrafını gönder diyor. Demek ki telefonla görüşüyorlarmış ki ben senin telefonunu ya ben senin fotoğrafını oraya yükleyeyim. Cep telefonunu yükleyeyim, sen aradığında ben seni görmüş olayım orada. Diye. Dediğim gibi ben bu mesajı gördüm. Evet, aynen böyle mesajdı. Hiç umursamadım. Hadi canım. Çünkü şüphe etmiyorum.
Yani beni tanımadığınız eşin... için hani anlayamazsınız. Savaş. Hani sen çünkü... ben çok kıskançım bak, değilim. Bile, benim kız arkadaşıma yok, bile. Yok kıskançlığım başka ya, şüphe etmiyorum dün ben sana. Kıskanç mı Savaş? Çok kıskançlığım. Ben de çok kıskanırım. Çok kıskanç. Çok kıskançsın bu yabancı şeyi niye bakmıyor? Kıskançlık derken hani başka tarafa çekme onu. Ben çekmeyeyim, ben doğruyu konuşayım. Nasıl bir kıskançlığımı sen biliyorsun. Nasıl kıskançsın? Ben ne diyeceğim seni, ben seni bileceğim. Ben yanında durayım da seni bileceğim ben nasıl olduğunu. Sen nasıl olduğunu seni Bursa'da alabilirim. Ben sana tamam, nasıl duyuyorsam... Tamam arasında duysam, o ay, ya beni sana herkes tanıyor. Öfkeli görüyorum bana karşı. Beni herkes tanıyor. Herkes tanıyor, tabii arasında tanıyor. Arasında konuşsun da benim nasıl bir insan olduğunu söylerler zaten. Söylerler. Ben rahatım, çok şükür Allah'a. Ben rahatım bak, rahatım. Ben de rahatım. Göreceğiz sonunda. Peki çıkacak, Savaş, bu mesaj diye, çıktıktan çıksın. Sen bu mesajı kimseyle paylaştın mı? Yok. Ha? Yok. Yani benim eşime böyle bir mesaj atmış diye. Çünkü ben kendim araştırmamı yaparım zaten. Hani babasına şey söyledin mi? Kemal Bey'e söyledin mi? Yok, söylemedim. Kimse söyle, kimseye bir şey söylemedim. Kendi babana söyledin mi? Kimseye bir şey söylemedim. Çünkü hani öyle ciddiye alınacak bir mesaj değil bana göre. Ya insanın... Allah Allah, senin eşinin fotoğrafını isteyen birinin normal mi? Ya atmayacağını bildiğim için siz benim demek istediğimi anlamıyorsunuz ama. Yani sen hani karşılık Nuran'ın... vermeyeceğini bildiğim için diyorum bak ben bunu. Ama sonuçta o kişiyi aramadın mı? Onu aramamışımdır büyük ihtimalle. Bence araman lazımdı. Beni rahat ben o zaman ararım. Yaş, hani yanlış numara demiştir. Bak Savaş, açık söyleyeyim. Benim kız arkadaşıma da gelse, kızıma da gelse, kocama da gelse, kız kardeşime de gelse, yakınıma gelse... Sen kimsin benim telefon numaramı istiyor, eşimin fotoğrafını ya da ya, kardeşimin işte. İstiyorsun diye. Ya ben ya ararsın ya. Benim tanıdığım Savaş arar. Aradın, ne konuştun adamla? Yok. Kayıtlarda çıkar ama. Bak o aradıysam çıkar. Ne konuştun da çıkar. Keşke arayı hani, ben de emin oldum işte. Bir şey, emin olmadığım için söyleyemiyorum. Şimdi mesajı hatırlayamadığın için adım adım gidiyorum. Ben senin bana her şeyi söylemeni bekliyorum. Yok, ciddi diyorum, şu an gördüm, tamam okey. Hatırladın, okudun. Evet. Tamam. Sabah 8. Evet, sabah kaçta okuduğumu bilmiyorum. Hani mesaj 8-10 geç. Mesajı okuduğumu söylüyorum. Bu mesaj geldiğinde yatakta mıydınız, salonda mıydınız? Ben uyuyorum. Ben çünkü saat her zaman 9'a kadar uyuyorum normalde. Mesaj sesi açıktı o zaman. Yatakta eşine mesaj geldi. Onu büyük ihtimalle camın önüne koymuştu telefonu. Yoksa köyde telefon çekmiyor. Bu televizyonun olduğu odada mı yatıyorsunuz? Odaya da gider misiniz bir yandan arkadaşlar? Evet, orada yatıyorduk. Ha, o zaman odada cam mesela, kenarında. Cam kenarına koymuştu büyük ihtimalle. Hani oya tariflerine bakmak için. O zaman telefon çektiği için direkt mesaj gelmiş olabilir. Bana da o zaman gösterdi. Hı hı. Hiç yapmadım. Şimdi yani. 31 Mayıs'a kadar telefon aslında kapalı. 19'un 31'ine kadar eşinin kullandığı telefon. Arkasının 31'inde eşin açıyor, cam kenarına konuyor. O gün, o güne kadar açmıyor telefonu. Neden kullanmadı peki o gün boyunca, yani 19'undan 31'ine kadar? Köyde çekmediği için olabilir. Ha, Bursa'dasınız o sırada. Bursa'da bilmiyorum işte. Telefon onun elindeydi. Hı. Niye kullanmadı ki eşin acaba telefonunu? Onu bilemem. Tabii bak. Köye giderken annesini niye aramadı bak, o telefonda? Ne dedi? Duymadım. Sen, hep anası arıyor beni. Ben sana ne diyorum? Kızım hiç aramıyor, aramıyor. Ben aradım, ulaşamıyorum. Bak ben sana bir şey diyorum bak. Yine diyorum bak. Beni yorma. Yön tarifi değiştirme. Doğruyu konuşayım canım tamam, ya. Tamam bak, benim üstüme gelme. Yön tarifi değiştirme. Belki, ben de geleyim şey, belki bir dakika, bilen vardır, gören vardır, hatanın arkasından dönemezsin bak. Söyle benim canım, söyle. Yok hani demek isterim, belki biri bir şey yaptı, bizi izliyordur belki de, oh bunlar birbirini yiyor. Ama sen evinde yaptı ya, yaptıysa, sen evinde, sen niye haberiniz olmayı, sizin evinde biri bir şey yaptıysa canım. Ya demeyiz, şüphelendiğin kişiyi söyle diyor Savaş. Ya şüphelendiğin kişi varsa beraber arayalım, ben seni ilaç edeyim. Olmaz çünkü ben yoktum orada, onu demek istiyorum, benim de üstüme gelmeyin dedim ben de size. Ben yoktum çünkü orada. İnşallah yoktu. Adalet yerini bulur. İnşallah adalet yerini bulur. Bu İnşallah bir yere çıkarsa. Çıksın inşallah. Ondan sonra adalet yine bulacak yerini. Ben bir soru sorabilirim. Bunların hepsi karşısını çıkaracağım. Şimdi ben şu bilgiyi de söyleyeyim, sen sor lütfen. Şimdi şunu hemen söyleyeyim. O gün 31 Mayıs, bir daha hatırlatayım daha doğrusu. 31 Mayıs'ta mesaj sabah 8'de geliyor ve çektiğine göre de cam kenarının orada. Sonra 12'de telefon kapanıyor. Ya yayla gitmişti ya elini almış olup oya tarifi ya bu telefonu zaten savcılıkta gidip alıp baksanız her şey ortaya çıkar öyle bir şey varsa. Beni niye uğraştırıyorsunuz ki bunlarla? O telefondaki Savaş. Şu an savcılıkta. Her şey. Ama her şey. İşte değil mi? Savcılıkta. Peki o telefonda eşinin fotoğrafları var mıydı? Vardı. Kendi çektiği fotoğrafları vardı. Evet. Evet, ben bunu söylemiştim zaten. Hı hı. Peki o telefonda senin eşinin başka arkadaşlarıyla telefon görüşmeleri, telefon kayıtları, yazışmaları her şey var mıydı? WhatsApp'tan görüş bir tam yani yazılan atılanlar duruyordur. Bu yabancılarla hani, benim kızım kesinlikle kendisi konuşmaz. Peki Savaş. Şeyi yoktu zaten, arkadaş ortamı yoktu. Sen o telefonu, ben de onu söylüyorum diyorum. Savaş, sen o gün telefonu aldığında 12'de saat 8'de geliyor mesaj. 9-10 gibi gördüm diyorsun. 2 saat boyunca o telefondaki her şeyi silmiş olabilir misin? Ben mi? Hı-hı. Kesinlikle silsem de çıkar zaten. Ben bunları biliyorum da hani telefona bakabilirsiniz diyorum savcılıkta.
ellenip ellenemediği belli olur. Çünkü ben o telefondaki bazı bilgileri biliyorum. Hareketlilik var o telefonda. Onları yeri zamanı gelince senin eşinin ne yaptığını, eğer eşin gerçekten eşin kullandıysa, sen eşin evet. kullandı, ben kullanmadım diyorsun. Daha önceden ben kullanıyordum ama benim de hani bana, ben son bir bana ait hani fotoğraflar da şunlar da olabilir. Çünkü ilk başta ben neydi telefon? Peki sen orada bazı telefonda uygunsuz sitelere girdin mi? Uygunsuz derken ne anlamda? Hani hoş olmayan siteler falan. Ay, anlamadım. Hoş olmayan siteler. Anladın sen beni. Girdin mi sen onlara? Bilemem. Belki zamanında olmuş olabilir hani. O telefonda bütün görüntüler, görüntü her şey vardı yani. Yok, şu şekilde diyorum. Hani ben mesela yaptığım iş olsun, başka bir şey olsun. Hani fotoğraflarım olabilir onun peki, içinde. Peki sonra o mesajı gördükten sonra sen o telefonu bazen çünkü telefonu sıfırlıyorlar ya, format atıyorlar. Yaptın evet. mı öyle bir şey? Yok, kesinlikle yapmadım. Hiçbir şeye dokunmadın telefonu. Hiç ellemedin telefonu. Hiç ellemedim. Direkt jandarmaya teslim ettim. Ya o telefon hep o cam kenarında duruyordu. Cam kenarında durmuyordu. Yani telefon, mesela arama televizyonun yapacağım. Olduğu odada duruyordu evet. daha doğrusu. Evet. Veya ya elinde durur mesela. O ya tarifine baktığı televizyonun olduğu odada tam olarak nerede duruyordu telefon? Ya belceğinde duruyor ya da sehpada hani televizyonun normal şeyinde. Böyle duruyordu tabii, telefon. Tabii tabii evet. Yani biz şey, kendimiz de oraya koyuyoruz zaten. Hani şöyle bir kenarda bir şeyin üzerinde evet, duruyor. Aynen. Şöyle duruyor yani telefon. Aynen. Biz kendimiz de oraya koyuyoruz çünkü. Allah Allah, çok ilginç. Ben başka bir şey duydum da. Nurhan'a ne oldu sence? Fikrin ne? Benim bilgim yok. Çünkü ben orada yoktum. Bir şey diyemem şimdi. Kimseye bir şey, iftira da tamam. Bilgim yok yani. Ben yaylada olan bir şey. İki kere olduğu için de kimse suç bulamıyor. Benim kameralarında yok. Köyden çıkmamış. Evet. Büyük olasılıkla öyle. Şu anki verilerle öyle. Şimdi sizin de gücünüzü biliyorum ben. Estağfurullah. O zaman asıl güç jandarmanı biliyorsun. Evet, yok. Hadi şu olarak diyorum. Benim o yetkim zaman yok ya, ben araştırırım. Evet. Yani çok böyle arabaları o zaman tek tek. İnatçıyım yani. Arabaları tek tek bulsunlar o zaman. Ben bütün listesini yazdım arabaların. 2 kamerada. Tam altta. Şimdi özel ekip kuruldu. O yüzden mutlu evet. musun özel ekip kurulduğu için? Tabii ki mutluyum. Ya bir an önce çıksın da ben de rahatlayayım. Peki. Devam edeceğiz ama Fatma burada mı? Fatma'yı hemen davet edeyim. 15 yaşındaki bir kızımız da 10 yıldır kayıp. Annesi 10 yıldır sustuğunu ama konuşma vakti geldiğini ve kızını aradığını söylüyor. Dün bir ara hayatta değil dedi. Neden öyle söyledi? Hayatta olabileceğini düşündü. Kocasını suçluyor. Kocası da diyor ki ben o gün köyde değildim. Ne olduysa annesi başına bir şey getirdi diyor. Fatma Erdem gelsin lütfen. Isparta'dan geldi biliyorsunuz. Gelir misin lütfen Fatma'cığım? Gel yanıma Fatma. Konuşacağız. Çok eşin de canlı yayında bugün. Tamam. O da tekrar konuşacağız. İkiniz de yanımda dur lütfen. İkiniz de dinleyeceğim. Mustafa Bey merhabalar. Ya merhaba Mustafa canım. Bey gözünü seveyim. İnsanın evladı kaybolacak da 10 yıl boyunca susacak ya. Hadi eşin bir şey yaptıysa sen niye sustun Mustafa ya? Neden sustun? Neyse konuşacağız ya. Dur konuşacağız. Soracak sorularım var. Raziye de burada. Raziye sen o bebeği dur yanımda dur. Bir yere gitme, beraber bir ara verelim. Raziye de burada. Bugün de çok şıksın Raziye. Teşekkür ederim. O bebeği annen de istemiyor. Sen nasıl, kim bakacak o bebeğe? O bebekle ilgili acayip bir bilgi geldi ve yüreğim yandı. Raziye duyunca ne yapacak merak ediyorum. Bir araya gidelim, kesintisiz devam edeceğiz inşallah. Yıldır. Senin kızdan haber yok mu? Yok. 10 yıldır sizi aramadı mı? Hiç aramadı. O sırada eşinden şüphelendin mi? Çocuğa bir şey yapmış olabilirdi. İnanılmaz iddia. 15 yaşındaki Şükür Türkan hayatta mı? Efendim Şükür hayatta. Benim kızım şu anda hayatta. Fatma yalan mı söylüyor? Bilemem, yaşamıyor. Yani yaşam bir şeyi yok. Babası Mustafa canlı yayında açıkladı. Karım, kızımla 3,5 yıldır konuşuyor dedi. 3,5 yıldır şu anda kendisi konuşuyor. Onun dediği ifadeler hepsi yalandır. Bana iftira atıyor bak bu. Fatma ve kocası Mustafa neden birbirini yalanlıyor? Yalan değil ama. Efendim onu, yalanlar, onun konuştuğu her şey yalan. Anne ve babası kızıyla ilgili ne saklıyor? Siz biliyor muydunuz çocuğun hamile olduğunu? Yok efendim, şart olsun yalan. Yalancılıkta yarışamam ben onunla. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. 10 yıldır senin kızdan haber yok mu? Yok. 10 yıldır sizi aramadı mı? Hiç aramadı. O sırada eşinden şüphelendin mi? Çocuğa bir şey yapmış olabilirdi.
İnanılmaz iddia. 15 yaşındaki Şükür Türkan hayatta mı? Efendim Şükür hayatta. Benim kızım şu anda hayatta. Fatma yalan mı söylüyor? Gidemem, yaşamıyor. Yani yaşanmış şey yok. Babası Mustafa canlı yayında açıkladı. Karım kızımla 3,5 yıldır konuşuyor dedi. 3,5 yıldır şu anda kendisi konuşuyor. Onun dediği ifadeler hepsi yalandır. Bana iftira atıyor bak bu. Fatma ve kocası Mustafa neden birbirini yalanlıyor? Yalan diyeceğim ona. Efendim onu yalanlar, onun konuştuğu her şey yalan, 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 yalan. Anne ve babası kızıyla ilgili ne saklıyor? Siz biliyor muydunuz çocuğun hamile olduğunu? Yok efendim, şart olsun yalan. Yalancılıkta yarışamam ben onunla. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmedi. Şimdi devam ediyoruz. Gerçekten az önceki az sorunları izleyince de bir kafam karıştı. Şimdi Ispartalı Fatma Erdem bize başvurduğunda benim 10 yıldır kızım kayıp, haber alamıyorum. Hamile olduğundan şüpheleniyordum. Eşim evden götürdü, bir daha da eve getirmedi diyor. Mustafa Bey de diyor ki 3,5 yıldır zaten kızımla konuşuyor. Fatma Hanım diyor. Yani kocası bambaşka şeyler söylüyor. Fatma Hanım bambaşka şeyler söylüyor. Şu bir gerçek, Şükür Türkan ortada yok. Ama başına ne geldi? Yani babası ve annesi bence biliyor. Konuşacağız, hepsini konuşacağız. Ve sevgili Raziye, Denizli'de Raziye de komşusuyla, evli komşusuyla, evli kendisi de bir ilişki yaşıyor. Çocuk dünyaya geliyor. Çocuğu satacağı iddiaları var. Ya yani birçok iddia havada uçuşuyor. Bebeğini geri istiyor ama bebeğine kim bakacak? Ve en önemlisi, bebeğiyle ilgili öyle bir bilgi geldi ki yüreğim yandı gerçekten. Açıklayacağım. Bugün şöyle yapıyoruz. Bir aramız var şimdi. Daha sonra hiç böyle bölünce sinir oluyorsunuz biliyorum. Bu kez kesintisiz devam etmek için burada bir ara vereceğim. Sonra kesintisiz devam edeceğim. Sizlerle birlikte olacağım. Ama izninizle küçük bir ara daha. 10 yıldır senin kızdan haber yok mu? Yok. 10 yıldır sizi aramadı mı? Hiç aramadı. O sırada eşinden şüphelendin mi? Çocuğa bir şey yapmış olabilir diye. İnanılmaz iddia. 15 yaşındaki Şükür Türkan hayatta mı? Efendim Şükür hayatta. Benim kızım şu anda hayatta. Fatma yalan mı söylüyor? Gidemem, yaşamıyor. Yani yaşanmış şey yok. Babası Mustafa canlı yayında açıkladı. Karım kızımla 3,5 yıldır konuşuyor dedi. 3,5 yıldır şu anda kendisi konuşuyor. Onun dediği ifadeler hepsi yalandır. Bana iftira atıyor bak bu. Fatma ve kocası Mustafa neden birbirini yalanlıyor? Yalan Didem Hanım. Efendim onu, konuştuğu her şey yalan, 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 yalan. Anne ve babası kızıyla ilgili ne saklıyor? Siz biliyor muydunuz çocuğun hamile olduğunu? Yok efendim, şart olsun yalan. Yalancılıkta yarışamam ben onunla. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmedi. Efendim canlı yayındayız tekrar. Kesintisiz devam edeceğiz. Ispartalı 15 yaşındaki Şükür Türkan'ı arıyoruz. Annesi Fatma bizimle birlikte. Babası Mustafa da canlı yayında olacak. Isparta'dan canlı yayına katılacak. Şimdi Fatma buraya geldiğinde dedi ki bize anlattığında ben 10 yıldır kızımdan haber alamıyorum. Babası bir akşam geldi, aldı götürdü onu. O zaman da hamileydi. Kontrole götürdü, geldi. Sonrasında ben kızımı bir daha görmedim diyor. Babası da diyor ki hayır diyor, Fatma eşim yalan söylüyor. 3,5 yıldır kızıyla konuşuyor diyor. Ama şu bir gerçek, Fatma'nın, pardon, Şükür Türkan'ın nüfus cüzdanında ya da şeyinde hiçbir hareketlilik yok. Ne bir hastaneye gitmiş, ne bir şey yapmış. Yani öldürülmüş olma ihtimali güçlü gibi duruyor ama inşallah hayattadır. Fakat her şeyden önemlisi bir anne baba. 10 yıl boyunca sevgili izleyiciler, gerçekten çok merak ediyorum. Neden susar? Dün konuştuklarımızı bir hatırlayalım. Gerçekten anlamaya çalışıyorum. Çok merak ediyorum. Vallahi niye sustunuz ya? Dünkü konuştuklarımızı bir hatırlayalım. Samimi olarak soruyorum yani. Efendim Şükür hayatta. Benim kızım şu anda hayatta. Fatma yalan mı söylüyor? Gidemem, yaşamıyor. Yani yaşanmış şey yok. Sizin kızınız Şükür Türkan 10 yıldır kayıp mı? Kayıp. Ve 10 yıldır karı koca susuyorsunuz. Neden? Vallahi yanındakına sorun efendim. Niye kayıp? Neden kayıp? Yanınızdaki bütün şeyleri, yanındakisi daha iyisini biliyor. 3,5 yıldır şu anda kendisi konuşuyor. Şükür hayatta. Benim kızım şu anda hayatta. Atma, sen kızınla konuşuyor musun? Hayır. Didem Hanım yaşamıyor. Yani yaşanmış şey yok. Yalan söylüyor.
Kimlik oynamamı 10 senedir. Kimliği niye oynamıyor? 15 Şubat 2014 tarihinde. Siz neredeydiniz? Kızınız nasıl kayboldu? Siz ne biliyorsunuz, anlatır mısınız? Efendim, ev tuttum. Buraya telefon açtım. Dedim ki ben kamyon göndereceğim. Eşyaları hazırlan. Gece geldikten sonra dedim ben eşyaların hepsini yüklaya geliriz dedim ben. Yani siz köyde değildiniz yani. Eşyalar toplanırken köyde değildiniz. Efendim her şekilde ispatlayacağım bunları size ben. Ben gece geldim. Gece geldiğimde çocuklar nerede dedim. Öbür odada uyuyorlar dedi. Sabah oldu. Kalktık. Zobayı yaktık. Çağır çocukları dedim. Kahvaltıyı hazırlayıcı gelsin dedim. Baktım çocuk kız yok. Kız nerede dedim. Bilmiyorum dedi. Fatma yalan mı söylüyor? Yalan değil ama. Efendim onun konuştuğu her şey yalan. Kızınız o sırada hamileymiş. Siz efendim. Siz biliyor muydunuz çocuğun hamile olduğunu? Yok efendim, şart olsun yalan. Bu kızın karnına mı girdi? Ya çocuk olduğunu nereden biliyor? Çocuk ben hamileyim dese veya bir mide bulantısı olsa veya şu bu olsa ya çocuk söyler. Ben diyor hastaneye götürmem, bilmem ne etmem demesi lazım çocuk. Yalan söylüyor Didem Hanım. Ay bak, mantıklı bir soru soruyor. Sen çocuğun hamile olduğunu nereden biliyordun be Fatma? Şeyinden anladım Didem Hanım. Vücudunun kalıbından anladım ben ya. Ama konduramadım. Yani çocuğuma soramadım. Allah'ım, soramadın, konduramadın da 10 yıldır ikiniz niye susuyorsunuz ya? O zaman daha 15 yaşında Ispartalı sevgili Şükür Türkan. Şimdi ben Fatma, Mustafa Bey'i de görebilir miyim? Annesi ve babası. Yani 3,5 yıldır konuşuyorsa, yeni 3,5 yıldır konuşmamak bile, yani kızının nerede olduğunu bilmemek çok büyük bir şey değil mi ya? Allah'ım, insan bir gün olsa kafayı yer yani. Ya Fatma, önce sen söyler misin? Sonra Mustafa'ya soracağım ben. Yani sen kızının kaybolduğu günü. Kaybolduğu gün 15 Şubat 2014 tarihine. Evet. Çok rica ediyorum. Ona bir daha anlatır mısın? Kızın nasıl kayboldu o gün? O gün çünkü karı koca farklı şeyler anlatıyorsunuz. Hayır, benim dediğim doğru. Dindem Hanım, araştırabilirsiniz. Sen bir anlat bakayım. Mustafa Bey'i de ben ekranda göreyim lütfen, olsun Mustafa Bey ekranda. O gün sabah kalkmıştık işte. Kamyon yanaştı eve. Biz eşyaları attık. Kızımla beraber attık. Kızım da vardı. Özür dilerim. Nerede dediniz Mustafa Bey arkadaşlar? Nerede dediniz? Söyleyin bana. Yanımdaydı. Özür dilerim. Ben teknik olarak tam Mustafa Bey'i tekrar ekrana bağlayacaklar. O da her şeyi duysun istiyorum da. O sabahleyin kalktı, kamyonu ayarlamaya gitti. Kamyonla ve eşyamızı yükledik beraber. O da vardı yanımızda. Çocuk kızım da vardı. Hepimiz eşyayı yükledik. Yani o gün hiçbir şey yoktu. Şeysizdi. 4 çocuğun var. Hepsi... En büyüğü Şükür. Evet. Tamam. Ondan sonra hepimiz yükledik eşyayı. İçerideki büyük eşyaları da yükledik. Öğlen sonuna kadar, 5'e kadar yükledik eşyayı. Hı. Kızım da şeysiz benimle beraber yardım etti. Yani benim bir yanım acıyor falan demedi. Hı hı. O gün kamyonu yükledikten sonra kamyon şoförü gitti. Evin önünde arabayı bıraktı, gitti. Bu da bu yanımızda. Yani öyle işe mişe gidip de iş bulup da yani para toplayıp da gelme yok. Yani o gün köydeydi. Hepimiz de köydeydik. Hepiniz köydeydi. Hepimiz köydeydik. Tamam. Sonra ne oldu? Sonra işte akşamla da yemeği yedik. Yani akşam saat 8 gibi. Çocuğu ben bu doktora götüreyim getireyim dedi. Yani tam teşhis koyturayım dedi. Sen hamile olduğunu, 15 yaş çocuğun hamile olduğunu, onu öğrenmek için endişelendiğini söyledin. Evet. Ondan sonra giydirdim kızımı. Kocunun şeyini giydirdim. Beraber çıktılar. Yani evden beraber çıktılar. Ki? Mobilete bindik. O günden sonra da kızımı görmedim. Saat kaçta gittiğinde? Saat 8-9 gibi o aralarda. Mustafa Bey, lütfen siz kızınızın, efendim? Şükür Türkan sizin kızınız değil mi? Aynen. Siz kaybolduğu günü bir anlatır mısınız lütfen? Efendim ben her şeyi anlatacağım. Yalnız oradan müdahale ederse... Etmeyecek, ben çıkarım. Buradayım. Etmeyecek, tamam. Siz bana kızınızın kaybolduğu günü anlatır mısınız? Nasıl kayboldu sizin kızınız ve kaç yıl önce kayboldu? Çünkü eşiniz diyor ki 2014 tarihinde 15 tamam Şubat'ta efendim, kayboldu. Ben her şeyi anlatacağım efendim. Güzel, buyurun. Efendim ben 2012 yılında batırdım. Bankalardan dolayı icraya düştüm. Borç olduğumdan dolayı taahhütte bulundum, parayı ödeyemedim ve bana banka avukatı bana tutuklama çıkarttırdı. Evet. Ve o esnada ben Isparta'da çalışmaya gittim. Bir arkadaşımın aracılığıyla oradan iş buldum. Hı hı. Ve inşaatlarda bekçilik yaptım. 4-5 ay. Tekrar ben oradan bir ev tuttum. Çocuklarımı yanıma almak için dedim eşime de oradan bir iş bulurum. Hakikaten eşime de bir iş buldum hastaneden. Hastaneden iş buldum. Tekrar ben icralarımdan dolayı, sigortam yatmadığından dolayı tekrar ben işi bırakmaya karar verdim. Tekrar
geri dönmeye karar verdim. Ama o esnada da biraz bir çalışma sigortası çalıştım. Ya bir şey rica edebilir miyim? Çalışma hayatınızı boş verin de bana kızınızın kaybolduğu gün neredeydiniz onu anlatır mısınız lütfen? Ben o esnada ben Isparta'daydım. Ha. Isparta'dan ben eşyaları yüklemeye geldim. Evet. Ve geldiğimde evde ben geç geldim. Geldiğimde çocuklar nerede dedim yatıma yat. Kaçta geldiniz Mustafa Bey? Eve kaçta geldim? 9:30-10 gibi geldim. Onu da ispatlayacağım size. 9:30-10 gibi geldiniz. Evet, yani evet, Isparta'nın Şarki Karaağaç ilçesine bağlı Çarık Saraylar kasabasındaki köyünüze, evinize daha doğrusu saat aynen. Akşam 20:30-21 gibi geldiniz. Doğru mu? Aynen efendim. Peki, doğrudur efendim. Evde ne vardı ne gördünüz? Evde çocuklar nerede dedim yatıyor dedi ama o anda da hala da benim tutuklamam var. Ben eve gizli geldim. Saklı geldim. Şimdi tutuklamam var. Evet. Bana böyle bir kelimeyi dese ki çocuğu hastaneye götürdüm veya bir teste götüreyim. Ben zaten yakalamam var. Ben hastaneye nasıl götüreyim? Ben kızımın öyle bir hamile olduğunu bilsem veyahut da böyle bir şüphele annesi bana bu çocuktan ben şüpheleniyorum. Ben hamile olur dese ben bunu nasıl hastaneye götürürüm? Benim şimdi tutuklamam var, yakalamam var. Madem benim öyle tutuklamam var, madem kendisi niye götürmemiş efendim? Siz kızınızı, siz Şükür Türkan'ı ne zamandan beri görmüyordunuz? 15 Şubat'ta en son kaybolduğunu, ikiniz de tarihte bir anlaşıyorsunuz. Yani 10 yıl önce kaybolduğunu siz de kabul ediyor musunuz kızınızın? Yoksa kızınız... Efendim işte ben o yaşında, yoksa benim eşyalarımın yüklendiğinde orada mıydı, yoksa yok muydu? Yoksa 1-2 gün önce mi kaybettiğini, kayboldu bilmiyorum ki. Yani ben. sizin kızınız 15 Şubat 2014 tarihinden beri ortalıklarda yok mu? Yok efendim. Siz dün dediniz ki 3,5 evet. Yıl önce evet. Telefonla konuşuyordu kızımla dediniz. Efendim ben çocuklarımın ifadesine göre bu benden saklı mı? Çocuklarımın ifadesine göre ben böyle bir kelime kullandım tamam, size. Tamam o günü konuşalım. Çocuklarım diyordu annem baba annem ablamla konuşuyordu diyor. Peki sizin eşiniz çocuğun kaybı yani siz diyorsunuz ki yani ben en son orayı tam anlamadım. Çocuğunuzu kaç ay önce gördünüz yani 15 Şubat'ta ya da öncesinde kaybolduysa o sorunun yanıtını tam alamadım galiba. En son çocuğunuzu efendim, ne zaman gördünüz? Kaç ay önce gördünüz? Kaç hafta önce efendim, gördünüz? Ben işte 3 ay veya 3,5 ay ben Isparta'da çalıştım. Gizli ve yakalanmam olduğu için. Dolayısıyla kızınızı Mustafa Beyciğim kızınızı 3,5-4 ay boyunca görmediniz doğru mu? Aynen görmedim efendim. Hem bunu her şekilde... Siz o gün köye kiminle beraber geldiniz? Sizi köye kim getirdi? Efendim ben o minibüste görenler var mı o gün? Vallahi efendim bilmiyorum. Görenler vardır. Benim orada bilet parası şunu vardır efendim. Kayıtlarda var diyorsunuz. Vardır efendim. Tamam peki. Her konuda araştırabilirsiniz. O zaman çocuğunuzun annesi hala da resmi olarak evlisiniz. Fatma hangi bölümlerde yalan söylüyor? Fatma mı çocuğu kaybetti, öldürdü ya da başına bir şey getirdi ya da para karşılığı verdi? Çocuğunuza ne oldu sizin Mustafa Bey? Sormadınız mı eşinize? Nerede bu çocuk efendim, diye? Efendim sordum. Ben de yakalama kararım olduğu için ben maddi durumunda kötü olduğu için ben size karakola gidip de veya emniyete gidip de ben şikayetçi olamadım. Ben karakola gidip şikayetçi olmanızı sormuyorum eşinize. İkinizin ortak evladı ya. Eve bir geliyorsunuz. Aynen. Saat 8:30-9 gibi geliyorsunuz akşam. Bu çocuk nerede efendim, diye sormadınız mı Fatma'ya? Ben ne kadar ne sorarsam sorayım bilmiyorum. Bilmiyorum dedi. Sorarsam bilmiyorum dedi. Peki Fatma, Mustafa Mustafa hangi konularda yalan söylüyor? Hepsi yalan. Hepsi yalan. Hepsi o gün yalan. Köyde miydi? Köydeydi. Zaten 2013'te batırdık. Zaten ceza şeyi de var. Yani karavolda da şeyi çıkabilir. Tamam ama o gün kocan köyde mi? Hatırlamıyor olabilir mi acaba hayır, Mustafa Bey? Hayır, her şeyi hatırlamıyor. Hepsi köydeydi. Köydeydi. Zaten Haziran'dan Temmuz'da mı koyun gitti? Benim köyde oldum hatırlamıyorum. Temmuz'da mı Haziran'da mı koyun gitti? Ya sen ispatlasın diyor benim köyde olduğumu. Ben nasıl ispatlayayım? Karakol ispatlayacak. Ben ispatlıyorum. Bak ben ispatlıyorum. Ben ispatlıyorum. Bir demem. Bir bayan nasıl ispatlasın? Peki ben yani sen de diyorsun ki ben diyorsun yattım. Arkasından işte ya kızımı götürdü kontrole. Evet. Sonra arkasından uyudum. Uykuya dalmışım diyorsun. Evet. Yani uyuduğunu söylemiyorsun. Bilinç. Uyku,
Yani bilinçli değil yani. Beklerken uyumuş beklerken kalmışım. Uyumuşsun. Nerede uyudun? Salonda mı? Yatak odası. Odamızda zaten. Odamız vardı zaten. Salon ama yolda. Odaya geçiyorsun. Salonda oturmuyorsun. Ha, salonumuz yok zaten. Zobamız sadece odada. Var. Efendim salonum bilen var bak. Bir şu hanımın çektiği videoda salonum bilen var bak. Dış günü Şubat'ta ne? Salonda oturur mu sobasız salonda? Bütün hepiniz o sobanın orada uyuyorsunuz yani. Ha, hepimiz çocuklar baba bir odada oturuyoruz. Zaten ayrı odamız yoktu. Sen sonra Mustafa'ya demedin mi kocana? Yani eğer gerçekten götürdüyse hastaneye. Nerede bu çocuk? Niye gelmedi? Söyledim. E ne dedi? Neden yolda bıraktığını söyledim. Hı? Yolda işim vardı. Yani şoförle yeniden konuşmak için gittiğini söyledi. Şoförle yeniden konuşmak için. Çocuğu köyde bırakmadığınızı söylüyor. Yani kontrole götürmüşsünüz hamile mi diye. Arkasından da ama tabii kayıtlarda böyle bir şey yok devlet kayıtlarına bildiğim kadarıyla. Yok zaten devlete göstermem. Sadece orada bir şahıs var zaten adını da verdim ben. Söylesen soy ismini söylemeden Recep. Hastanede Recep diye birine mi göstermiş? Recep diye birine götürmüş orada test yaptırmış geri getirmiş. Ha böyle yani kaçak yoldan. Söyledi. Kaçak yoldan kayıtlara kaçak girmeden. Yoldan. Yani şey ettirmeden. Yani kızınızın hamile hastanedeki olduğunu. Hastanedeki bir adam yani Recep diye bir isimle ona yaptırmış geri getirdiğini söyledi. Peki ben şunu merak ediyorum. Yani eşiniz sizin yalan söylüyorsa o zaman daha da vahim. Yani neden gidip kayıp başvurusunda, bak Mustafa Beyciğim biz izninizle, kayıp başvurusunda bulunan kişi sizin eşiniz Fatma ama 10 yıl sonra yapıyor. Siz kayıp başvurusunda... Neden 10 sene sonra yapıyor? Bunu bir düşünüyor musunuz? Peki ben de şöyle düşünüyorum, neden kayıp sizin hakkınıza yakalama kararı herhalde bir 10 sene devam etmemiştir? 1 sene, 2 sene, 3 sene sonra kalkmıştır yakalama kararı. Siz kızınızın kaybolduğunu Fatma'yı beklemeden, eşiniz beklemeden ve onlar şüpheleniyorsunuz. Çünkü eşinizin yanında çocuk kaybolmuş. Niye gidip şikayetçi olmadınız? Ben eşimden şüpheleniyorum, benim çocuğuma bir şey yapmış olabilir diye. Niye gidip kendisinden şikayetçi olmadınız ve neden başvurmadınız? Vallahi başvurmadım işte. Benim de işte bu konularda şey olduğu için ben de kahrettim. Aramadım. Yani vallahi ne demek yani? Vallahi ne demek? Bana şunu söyler vallahi olur mu bu iş billahiyle? Ya bu konuda ben hatalıyım. Tamam ben de suçluyum. Fatma nasıl bir anneydi? Vallahi efendim buna siz karar vermeniz lazım. Siz de bu kadın olarak onun nasıl bu kadın olduğunu... Şimdi özür dilerim. Sizi aldatmasıyla... anneliğiyle karşı karşıya getirmeyelim. O nasıl bir eş olduğu ile ilgili soru işareti. Ama yani sizi aldatması vesaire çünkü o da diyor ki işte ben bu o bana kocalık yapmadı, bilmem ne yapmadı. Benim şimdi derdim sizin karı koca ilişkiniz aldatma meselesi değil. Siz annesiniz, Fatma Hanım o da baba. Ve evladınız aynen. Yok. 10 yıldır da susuyorsunuz. Vallahi benim arkadaşlarım, arkadaş çevrem, sosyal medya herkes şaşkınlıkla sizi dinliyor. Şaşkın, şok olmuş durumda herkes. Vallahi söyleyeyim yani. Sevgili izleyiciler, ya gözünüzü seveyim. Allah yani anneyi de babayı da dinliyorsunuz. Ve ekranda her şey çok daha farklı hep onu söylüyorum. Lütfen yorumlarınızı Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye yazar mısınız? Bana eşinizin nasıl bir anne olduğunu, kızınıza nasıl davrandığını anlatır mısınız? Nasıl bir anneydi Fatma? Vallahi çok iyi ben hiçbir zaman çocuklarıma daha bir sivke vurmuş değilim. Çünkü çocuklarıma ama ben babasına sordum. Sordum. Söyle Mustafa, nasıl bir bu anneydi Fatma? Nasıl bir anneydi? Hı. Çok güzel bir anneydi. Çok güzel de bana eşlik yaptı. Allah razı olsun ondan. Madem çok güzel anneydi, şu anda 14 yaşındaki çocuk, 18 yaşındaki çocuk nerede? Size onu soruyorum ben. Tamam bu soruyu nerede? Ben bu yayını yapmasam sormayacaksınız. Ben yani gidip başvurmasa sormayacaksınız sizin evladınız ya. Yazık günah değil mi çocuğa nerede? Biri öldürdü mü ne yaptı? Onlara soruyorum ama yerdekileri soruyor. Ben şu anda tamam bir hata yaptım. Kahrettim. Sabıkamam olduğundan dolayı ve tutuklamam olduğundan dolayı ben şey yapmadım. Şikayet etmedim. Ya ben şunu merak ediyorum. Ben sizin oturduğunuz yeri biliyorum. O görüntüleri daha sonra ekranlara getireceğim. Siz kasabada kasaba merkeze ne kadar uzaklıkta oturuyorsunuz? Eviniz ne kadar uzaklıkta? Fatma sen söyle. O ilçeden mi? Ha, evet. Vallahi yarım saat, bir saat vardır arası. Bilmiyorum tam çünkü şey etmediğim için. Tamam şimdi bir saatte arabayla mı? Bir saatte mi gidiyor Mustafa bir oradan? Bir saat veya yarım. Arabayla bir saat. Bir saat dedi. Yarım saatte varır arabayla. Ama yürüyerek iki saat falan. Yürüyerek ne kadar Mustafa? Onu tam yürüyerek bir saat. Arabayla 20 dakikalık. Benim evde Şarkıraş merkezin ilçesi 20 dakika. Şimdi diyelim ki senin kocan o gün o köydeydi. Bir dakika Mustafa bir saniye lütfen. Mustafa'cığım rica edeceğim canım. Diyelim ki senin, ben Fatma bir anneye soruyorum. Yani kimin, anne mi doğru söylüyor, yalan mı söylüyor? Mustafa mı doğru söylüyor, yalan mı söylüyor? Gerçekten
anlamaya çalışıyorum. Ama ikiniz de şüphelisiniz, açık ve net söyleyeyim. Yani Fatma sen de öyle, Mustafa sen de öyle. Söylüyorum. Yani ben ikinizi de şu anda eşit mesafede şüpheli görüyorum. Şimdi bana şunu söyler misin? Sen bir annesin. Evet. Diyelim ki senin çocuğunun hamile olduğunu şüphelendin. Evet. Eşine söyledin. Eşin o saatte aldı çocukları, çocuğu götürdü. Sonra da bir yerde bıraktı ve yürüyerek geldiğini söylüyor. Şimdi ya bir saatlik yolu, senin evini ben gördüm mü inanamadım yani. Evet. Çok izole bir yerde yaşıyorsunuz. Uzak. Çok uzak. Senin çocuğun orayı yürüyerek 15 yaşında o saatte yürüyerek gelemez ki. Yok zaten çok uzakta Godun'u söylemiyor. Orada bir son ev var ya. Orada Godun'u söylüyor. Çok uzakta değil. Nerede bırakmış? O son ev var. Bize yaklaşmadan bir ev daha var. Orada Godun'u söylüyor. Yani. Oraya bırakıyor, tekrar geri mi dönüyor oradan Mustafa? Oradan geri gittiğini söylüyor. Peki, yani uzak değil. Orası ne kadar uzaklıkta sizin eve? 20 kilometre veya 100 kilometre. Ne yüzüne 20 ya? Ha, 20 ya, metre. Ha. 20 yani metre. Bizim evden ya, arası var yani. Evden arası var. Hayır, sizin evinizin etrafında hiçbir ev yok. Var bize var dönmeden efendim, var. Var efendim, 200 metre ileride bir ev var. 200 efendim. Metre ileride ev var. Peki kızınızı o akşam, yanlış hatırlıyor olabilir misiniz? O akşam kontrole götürüp, yani bunu da milyonların önünde söylemeye utandığınız için söylemiyor olabilir misiniz Mustafa Bey? Evet. Yani lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Çünkü acaba o gün köyde... Ben vicdanım rahat. Ben öyle bir götürmedim. Çünkü ben kızımı götüremem. Madem kendisi şeydi, yanımda niye gelmedi? Kendisi niye götürmedi? Güzel soru. Söyle Fatma, niye gitmedin? Gidelim ama mobiletle gitti. Ha? Ben evde çocuklarımı nereye koyup gideceğim? Bir de götürünce soyunması mı geldi? Bir tek şeyle sadece karnına bakıp da şey de bilir. O zaten hastanede ilgilenirler, hemşire ama hemşire. Ama ben bir çocuğun annesi, bu çocuk hamile olabilir mi diye karnına niye baksın? Yani hemen aklınıza gelir mi? Niye kontrol etme ihtiyacı duydun sen çocuğu? Ya şüphe üzerine, şüphe şeyinde yaptım onu ya. Peki bunu Mustafa babasına söyledin mi? Söyledim, söyledim. Haberi var mıydı? Vardı. Çocuk hamile mi? Yalan söylüyor Didem Hanım. Zaten batırdığımızdan 2012'de batırmadık, 2013'te batırdık. Zaten yakalanma şeyi tamam, belli. Baba konuşsun. Çıkar zaten, yakalanmadan şeyin çıkar zaten. Mustafa, yalan konuştuğu çıkar. Mustafa sen kızının hamile olduğunu biliyor muydun, bilmiyor muydun? Biliyordu. Efendim vallahi billahi ben bilmiyordum. Bana da böyle, madem bana diyesiye kadar bana dediğini kabul edelim. Bana dediğini kabul edelim. Bana demeden önce bildiği biliyordu da niye hastaneye götürmemiş ben Isparta'dan gelmeden önce? Gidelim ama Isparta'da amcamın kızı var. Ben Meyram aradan Aslan. Çekildim. Bir karı koca konuşur musunuz? Ben bir sizi bir dinlemek istiyorum. Belki hatırlamıyor. Hatırlatır mısın sen? Köyde olduğunu belki hatırlamıyor Mustafa Bey. Hatırlıyor Didem Hanım. Hatırlıyor. Her şeyi hatırlar o. Onunla konuşmak istemiyorum efendim. Her şeyi hatırlar. Her şeyi hatırlıyor. Her şeyi hatırlar. Ben onu durumu o yine unutmaz. Efendim Tunca Hanım. Yakalama kararıyla tutuklama farklı. Yani bir babanın böyle bir karar varken açıkçası gitmemesini anlamadım. Ama bir sorun var. Eşiniz o akşam eve geldiğinde üstünde başında bir çamur, bir kir, bir toz var mıydı? Avukatlarım hiç görmedim. Neden görmedim? Çünkü çocuk kayıp oldu deyince ben hemen aceleyle dışarı çıktım. Fatma Hanım bir şey söyleyeceğim. Üstüne bakmadım. Üstünü ben uyurken değiştirilmiş mi onu tam tahmin edemiyorum. Yani ben uyuyordum ya. Üyüdüğünde yani değiştirdim olanı bir hatırlamıyorum. Üstünü tam tanımadım. Bak Fatma bir şey söyleyeyim. Benim burada gördüğüm kadın hakkını rahatlıkla arayan. Didem Hanım o zamanlar böyle değildim. Hı? Böyle değildim. İnan ki değildim. Sorabilirsiniz. Köylüye sorabilirsiniz. O zamanlar bu kadar açık değildim. Sizi farkında mısınız? Çocuğun başına bir şey getirmekle suçluyor eşiniz. Mustafa Bey. Suçlusu. Yani suçlusu. En son gören oydu Didem Hanım. Onun yanından kayboldu. Neden eve teslim etmedi? Neden ben eve getirmedi? Ben eve geldim. Kimlik, madem neden sonradan çıktı meydana? Ben Isparta'dan döndükten sonra kimliği gösterdi bana. Yalan bak bu kim? Madem kimliğin nerede olduğunu göster bana. Kimliğin nerede olduğunu göster bana. Bul kimliği hadi bakalım. Oldu. Yani daha sonrasında ya, siz... Ben kimliği sana verirsem kimliği nereye koydum? Nerede kimlik? Nerede kimlik evde. Kimin evinde? Ben şimdi eve giremeyeceğim için onun için diyorum. Sen sonra onun yerini bana söyler misin? Ben Büşra Hanım'a söyleyeyim size. Tamam. Muhabirimiz orada. Büşra'ya söyle. Tamam. Kimliği evde mi sakladın? Evde. Aa güzel. Yayından sonra... Ben onu giremeyeceğim için söylüyor onu. Ha, yayından sonra Büşra ile beraber gidip o kimliği evde dediği yere bakmamıza izin veriyor musunuz, vermiyor musunuz Mustafa Bey? Veriyorum ben. Veriyorum, tamam. Veriyorum. Tamam, teşekkür ederim. O beraber köye gidin, Büşra ile birlikte kimlik orada mı değil mi diye. Onu bir de kayıt altına zaten Büşra alır. Tecrübeli bir muhabir arkadaşımız. Kimliği tamam. Sizin ne kadar sonra buldunuz kimliğe? Kimliği 3 ay sonra yani kimlik parçalanmış halde bulmuş. Bana parçalı olarak yani güneş şey etmiş, eritmiş.
Öyle gösterdi. Yani İsparta'dan döndükten sonra 2015'te. Peki siz oradan... 3 ay sonra da yok. Bak şimdi de. Bak geçen gün 2 sene 3 sene sonra dedi. İsparta'dan döndükten sonra dedi. Şimdi de 3 ay sonra bulduk dedi bak. Peki Musa Bey siz diyelim ki siz ikili parz edelim. Dediğiniz gibi siz orada yoktunuz diyelim. Köye geldiniz. Tamam. Geç geldiniz. Uyuyor dedi çocuklar. Ama anladığım kadarıyla salonda uyuyorsunuz. Yani sizin Şükür Türkan'ı görmeme olasılığınız yok. Ama diyelim hadi görmediniz. Zaten iki tane odamız var. İkisinde tamam. Birinde zoba yoktu. Diyelim ki görmedi. Ben Musa Bey'in dediğini kabul edeyim. Sizin de şu an hepinizi de dinliyoruz sadece. Geldiniz ve o sırada kızınızı başka bir odadaydı, görmediniz. Sabah uyandınız. Kızınız yok. Size kızınızın kaç gün önce gittiğini, nasıl kaybolduğu ile ilgili Fatma eşiniz size ne anlattı? Bana anlattı. Zabal'ın çocukları kaldır gel, kahvaltı yapalım dedim. Hı. Bana dedi çocuklar dedi git de öbür tarafa Şükür yok dedi. Nerede Şükür dedim bilmiyorum dedi. Nerede dedim üstünü altını almış gitmiş dedi. Neyi almış gitmiş dedi? Üstünü altını almış gitmiş şu anda hiçbir eşyası yok burada dedi. Ha yani annesinin altınlarını almış gitmiş. Kendi eşyalarını almış gitmiş dedi. Ha üstünü başını almış gitmiş. Ya, tam anlamadım özür dilerim. Üstünü başını almış gitmiş yani. Böyle mi anlattı size? Nerede bu kız dedim ben bilmiyorum dedi. Hatta dedim ben buna bak dedim. Bak Allah kitabıma üzerine yemin ediyorum ben buna dedim. O zaman dedim ben bu başvuralım dedim. Peki ne zaman ya gittiğini belki... sormadınız mı? Babası değil misiniz Mustafa Bey? Kaç gün önce gitmiş diye. Ya, bana şu akşam ben geldiğimde yatıyordu dedi. Yani evden kaçmış mı? Arkadaşlar bu arada Şükür 15 yaşında. 14 yazmayalım. Şükür 15 yaşında. Düzeltelim onu lütfen. Bana şunu söyler misiniz? Yani sizin kızınızı biri mi götürmüş? Biri mi kaçırmış? Ya da birinin yanına mı gitmiş? Nereye gitmiş? Vallahi efendim ben size şunu söyleyeyim. Bak bu çözülecek. Ben şimdiye kadar aramadım ama şimdikten sonra kızımın arkasındayım. Bu kızı kendi ya akrabalarına ya bir eşine dostuna... Benim de yakalama kararımın olduğundan dolayı ben de üstüne... Diyelim ki sizin, ben şöyle söyleyeyim, yani sizin kızınızı para karşılığı ya da işte belli bir para karşılığı biriyle evlendirdi mi? Yoksa kızınıza bir yere verip kızınıza fuhuş mu yaptırdı? Ne yaptırdı eşini sizin anlamadım, çocuğu yani gözünün nuru. Ben bu kadından her şeyi şüpheleniyorum bak şu anda. Ben şu anda kızımın arkasındayım. Tamam peki, aramadım, suçluyum. Şimdi bana şunu söyler misiniz? Siz kızınız kayıp. Göçünüzü alacaksınız, tamam. Şehre gideceksiniz. O sırada Fatma'ya soruyorsunuz. Kızım nerede? Peki Fatma, Fatma ile konuşurken Fatma endişeli miydi? Kızının nerede olduğu ile ilgili sizle konuştuğunda. Çünkü oradaki konuştuğu gibi çok panikliydi. Panikti. Çok panikliyordu. Çok panikliyordu. Şu anda da orada iki kelimeyi bir yere getiremiyor. Bir konuştu. Tutmuyor. Bak geçen günde dediği kelime, ben kızımdan umutluyum, yaşıyor dedi. Umutluyum dedi. Hı-hı. Umutluyum kızım yaşıyor dedi. Şu anda da gelsin bir şu anımda olsun. Şey olsun da aslında zaten sordu. Çocuklar da aynı kelimeyi okuyor. Baba. Babacığım bu ablamızla görüşüyor dedi. Köye de sorabilirsiniz. Ama dün de dedi ki işte hayatta olmayabilir dedi. Fatma senin kızın hayatta mı? Yani ümit yok. Yani ümidim var. Bende ümit var. Yani yaşadı. Kesin bir şey ya, yaptı. Fatmacığım tek bir doğru vardır. Senin kızın hayatta mı değil mi? Ben, ümit var, ümit yani yok. Öyle olarak görmüyorum Didem Hanım. Öyle olarak görmüyorum ben yaşadığını. Çünkü yaşamadığını öğrensem zaten duramazdım ben. Bu arada sizin eşiniz diyor ki Mustafa Beyciğim. Sizin eşiniz diyor ki. Ben öyle olarak görmüyorum. Tamam. Sizin eşiniz diyor ki biz diyor. Yani benim eşim onu diyor bir yere götürüp kontrole götürüp sonra da bıraktıktan sonra kaçmış olabileceğini, birileri tarafından götürülmüş olabileceğini. Yani ben öyle görüyorum. Mustafa Bey ne anlattı? Nasıl kaçmış biri, nasıl götürmüş kızını? Telefon yani yanında telefon var. O şeyden adam telefon vermiş yanına. Hı-hı. Telefonla aramış. Hı-hı. Yani kendini götürtürmüş diye şey verdi bana. Yani sanki birileri tarafından? Birileri tarafından. Yani onlar telefon vermiş yanına. Saklı bizden saklamış diye. Bir dakika. Ona bastığını zannediyorum. Şu ifadeyi kullandı. Bir kez kullanmak zorundayım çünkü bu bir cinayet iddiası olduğu için. Bir defa söyleyeceğim arkadaşlar. Sadece bir kez. Yani biri şöyle söyleyeyim daha doğrusu biri kızıyla zorla o istemeden birlikte olmuş. Yani onunla olan kişiden telefon vermiş o kişiye haber veriyor kızım yani onunla kaçtığını söylüyor. Peki sen kızının istismar edildiğini nereden biliyorsun? Ya ben şüpheleniyorum ya şüphelendiğim için. Yani, kim senin kızını istismar edebilir? Yani oradaki...
İnşaatta çalışan birilerinden şüphelenmişsin. Evet, çünkü Didem Hanım ben elde değildim. Ben elmeye gidiyordum. Canım benim orada inşaat falan yok sizin evinizin i̇nşaat orada. Değil zaten. İnşaat değil. Maden ocağında çalışanlar vardı. Yabancılar vardı. Bildiğim kadarıyla o dönemde orada çalışan kimse de yok. Vardı Didem Hanım. Yabancılar vardı. Bizim üstümüzde maden ocağı vardı, çalışıyorlardı. Sen evde sürekli değil misin? Ben sürekli değilim. Ben işe gidiyordum, elmeye gidiyordum. Peki kızına eğer biri istismar ettiyse, zorla birlikte olduysa, çocuk evet. Bunu sana anlattı o zaman. Anlatmadı. Didem Hanım anlatmadı. Buna inanmıyorum ya. Didem Hanım anlatmadı. Fatma inanmıyorum. Didem Hanım anlatmadı. İnanmıyorum Fatma. Bana lütfen her şeyi anlatır mısın? Bak kızın ortada Didem, yok ya. Anlatmadı. Anlatsa zaten duramaz. Biz seni suçlamıyoruz. Kimseye suçlamıyoruz. Yok Didem Hanım. Bildiğim yani bu. Hepsi yani bu. Çünkü insan durup dururken 15 yaşındaki bir kız çocuğunun hamile olduğunu düşünmez anlatmadı. Ki. İşte son doktora götürdüğünde onu anlamak için götürmüştü. Peki anlatmadıysa çocuk size. Birileri tarafından istismar edildiğini, zorla birlikte olduğunu nereden biliyorsunuz? Yani çocuk kendi başına kalıyor. Bu öğlene kadar, yatıp akşama kadar, gece yarısına kadar kahvede oturan adamdan, çocuklarına sahip çıkmayan adamdan ama ben saat 6'da gidiyorum, saat 7.30'da eve geliyorum gece. Mustafa Bey ne diyorsun? Söyle bir şey diyorsun. Anlamadım ben gerçekten çok kafam karıştı yani. Ben elmeye gidiyordum. Buyur söyle. Söyle Mustafa Bey. Ben elmeye gidiyordum dedi. Doğru mu? Ne almaya gidiyorum dedi? Elmaya. Elmaya toplamasına gidiyorum dedi. Elma doğru toplamaya. Mu? Tamam öyle dedi evet. Kimine gitmiş elmaya? Yanıt ver. Ali ile. Teldan'ın Ali'si ile. Teldan Ali. Büşra Hanım biraz sonra beraber o tarihte elmeye gitmiş mi sor bakalım ne? Kayıntam da biliyor. Kayıntam da biliyor. Kayıntam yalan konuşmaz. Peki sen kızına kayıntam da biliyor. Hastaneden getirdikten sonra Fatma'nın dediğiyle soruyorum. Getirdikten sonra işte ona kim zorla birlikte olduysa ben onu kızı yolda bıraktım. Arkasından da işte onu alıp götürmüş olabilirler ve onlar kaçırmış olabilirler diye bir cümle kullandın mı kullanmadın mı Mustafa? Vallahi ben yorum yapamıyorum. Yorumu siz yapın. Peki. Yani olay güne ilgili ya. Çok ilginç ya. Didem Hanım ben size baştan söylemedim. Ben bununla yarışamam demedim mi ben size? Yani vallahi yayıncılık hayatımdaki en karmaşık yayını yapıyorum. En karmaşık. Yarışamam. Söyle Mustafa Bey. Söyle Mustafa Bey. Söyleyeseye kadar kızın şüpheli olduğunu biliyordu da niye madem bana diyeseye kadar hastaneye götürmedi? Doğru. Niye hastaneye götürmedi? Benle yarışamıyor. Kendinden yüzünden Didem Hanım. Yani eşi diyor ki, Fatma diyor ki Mustafa yalancının önde gideni. Mustafa da diyor ki of asıl yalancı Fatma diyor. Vallahi... Bağırdı çağırdı. Kimsenin suratına bakamayız nasıl bakarız diye bağırdı çağırdı beni yollamadı. Sen kendin göndermemişsin Mustafa. Yalan konuşuyor Didem Hanım. Ben size yarışamam onunla. Tamam dur yanıt versin ama. Söyle. Size ne söyledim? Şarkı Karacı'la benim evim olduğu yer 7 kilometre. Her hafta çarşamba günleri pazar olur, çarşamba günleri pazara gider. Niye 5 dakikada karakola varamamış? Çarşının içinde bir sürü polis daha var. Niye onlara diyememiş? Benim asıl merak ettiğim ne biliyor musunuz? Buyurun. Onu birazdan sorayım. Fatma işe gittiğinde, sen zaman zaman bir şeyler elma toplamaya falan gittiğinde evde kim oluyor, kimler oluyor? Sadece çocuklar. Eşin evde oluyor mu bazen? Bazen öğlene kadar yatır, öğlen sonra kahveye gider. Saat 2-1 gibi eve gelir. Yani çocuklarla bir ilgisi olmaz. Yani o gün sen elma toplamaya gittiğinde eşin evde miydi? Evdeydi. Yani eşin yani... Didem Hanım. Evet. Ben size ne anlatıyorum o orada ne anlıyor. Ben... İnşaatın ismini ben... söyleme gözünü. Bak bir şey söyleyeyim. Soy ismi söyleme. Firma ismi söyleme. Banka ismi söyleme. Buyur Mustafa'cığım. Ben orada çalışıyordum. Ben nasıl evde yatabilirim ya? Bana geçen gün dedi ki canlı yayında. Ben dedi aşk aldım dedi, susuz kaldım dedi. Çok rezillik çektim dedi. Yanınızdaki bir bayan şu anda kilosu 130 kilo. Nasıl bir aşk almış bu ya? Bana bir gösterin ya. Hiç aşk nasıl kalmadı aşk... diyor. Kalmadı. Aşk alan bir bayan böyle olursa, tokut, garip olan bir bayan nasıl olur? Ben size soruyorum ya. Yani şu konuyu dağıtmayalım, olaya gelelim. Tabi bu da önemli. Haklısın. Bir yanıt vermek istiyorsun ona. Ama konumuz Şükür Türkan. Ben şunu anlamıyorum. Şimdi cinsel istismara uğramış bir çocuk var. 15 yaşında bir çocuk. Niye onun cinsel istismara uğradığını düşünüyorsun da? Belki sevdiği biri vardır, ona birlikte olmuştur diye düşünmüyorsun. Değil mi? Olamaz. Çünkü öyle bir kız değildi. Evden dışarı çıkmazdı. Sadece çocuklarımla ilgilenirdi. Peki o madende çalışan işçiler... Hiç sizin evin oralarda gördü mü, dolandılar mı?
Dolanmamıştır. Oradan yol var. Oradan babaannesine gitmiş gelmiş olabilir. Yani o yana gidip geldik sıraya şey etmiş olabilirler. Yani senin kızın bir cinsel istismara uğramış olabilir mi? Dediği gibi o sırada madende çalışan birileri tarafından. Olur mu Mustafa sence? Efendim zaten maden ocağında iş çalışan malışan yoktu. Yalan konuşuyor bu, iftira atıyor bak elin adam varına. Maden ocağında böyle bir şey yok. İstediğiniz zaman köye sorabilirsiniz. Ben böyle orası biliyorum. Değil mi orası? Efendim? Söyle Mustafa. Didem Hanım bak orası bir zamanla çalıştı. Orada ben de çalıştım. Bak kendisine sorabilirsiniz. Ama çalıştım kız, ben. Kızının kaybolduğu işi son bir yıl içinde falan 6 ay içinde o madende kimse yok mu? Çalışıyor. Bizim gittiğimizde çalışıyorlar. Kocan çalışmıyor diyor ya. 2011 yılında mı orası kapandı? Kaç yılında? 2011. Ya 2010'da mı 2011 yılında mı kapandı orası? Kapanmış maden. Yok, İnşaat da yok. Çalışıyordu. Hem dediğime inanmayın. Gidim araştırın şunu. Gelen de çalıştı bir yaz. Ay valla beynim yandı ya. Sevgili izleyiciler yorumlarınızı inanılmaz merak ediyorum. Sonra da okuyorum biliyorsunuz. Onlar da bize ışık tutuyor. Lütfen de İdem Arslan Yılmaz'la vazgeçme yazar mısınız? Valla arkadaşlarım bana şu anda mesaj gönderiyorlar. Çevrem dostlarım Didem yani. Hanım. Bu nasıl bir iş diyorlar ya? İdem Hanım. Buyur Mustafa Bey. Bak bu şu anda benim üstüme benden kurtulmak için her konuda iftira atmaya çalışıyor bak. Benden kurtulma için, özür boşanma dilerim. Için herkenden. Diyelim ki boşanmak için sana başka iftiralar atabilir de senin katil olma iddianı söylemez yani. Niye böyle bir şey söylesin? Çünkü öldürme, zaman, başına bir şey getirdi diyor. Ya öldürdü diyor. Sen yani senin için söylüyor. Ya öldürdü ya da götürdü aldı diyor. Birilerine para karşılığı verdi diyor. Sen de aynı şeyi karın için söylüyorsun. Ben Isparta'da çalışıyorum. Ben nasıl gelip de bir kızımın hamile olduğunu bileyim. Nasıl bana söyleseye kadar hani gidip karakola şikayet edeydi. Bu kızımdan şüpheleniyorum ben. Hastaneye götüreydi. Şikayet edeydim aydan. Bana diyeseye kadar ne? Fatma diyorsun ki bak çelişkiler var söylediklerin arasında. Hem diyorsun ki işte babaannesini bir yere giderdi. Hem de evden çıkmazdı diyorsun. Ya oraya gidip gelebilir. Orası yakın ya. Ben işteyim. Hı-hı. Çünkü akşama kadar ne edeceği ben ama kardeşlerine o bakıyorsun. Küçük çocuk yok mu evde? Küçük var. Onu kaç yaşında? Onu da götür yanına. 3 yaşında. 3 yaşında kardeşini alıp gidiyor. 2010'lu çocuk vardı yanında. 2010'lu. Ya bu çocuk içine kapanıksa. Neden madem ben tutuklanmaya işte cezaevine girdim diye korktum diye. Madem 5 dakika gideydi kendini o zaman aklıyaydı. O zaman iftira ataydı bana. Niye o zaman ben Isparta'dan benim gelmemi bekledi. Madem bana diyor ki. Ben işte eşime bir ay öncesinden dedim. Bana diyeceği kadar hani gideydi karakola savcılığa. Polise gideydim ben benim kızımla şüpheleniyorum. Şimdi o günü biraz daha konuşalım. Şimdi sen diyorsun ki ben işte Isparta'daydım Mustafa işte 8:30-9 gibi akşam geldim diyorsun. O da diyor ki eşin de hayır diyor. O diyor beraber eşyaları yükledik. Sonra kızımı kontrole götürdü. Bir daha kızımı getirmedi diyorsun. Sen de diyorsun ben eve geldiğimde sabah kızımın olmadığını öğrendim diyorsun. Ama bir eşyalar bir arabaya bir yüklenmiş anladığım kadarıyla. Değil mi? Bütün eşyaları yüklediniz mi? Hepsi yüklemedik. Sadece şey olanlar yani. Kılık kıyafetleri götürecek şeklinde. Kılık kıyafeti yüklediniz mi? Yükledik. Her şeyi yüklediniz. Yükledik. Ya bu çocuk yarın o zaman kılık kıyafeti alıp evden gitmemiştir. Yok, hayır yani. Götürmedi. Ha? Hayır götürmedi. Hiçbir şey götürmedi. Efendim, sadece üstüyle gitti. Söyle Mustafa. Söyle. Şu an gelin evde çocuğun bir tane eşyasını bulun. Yok mu eşyası? Var. Var mı? Efendim o zaman eşyaların hepsini götürmüş efendim. Yok var diyor şu anda evde var. Eşya var diyor. Yalan konuşuyor. Bana bulursun. Nerede bana var? Sen yine yani, Büşra'ya söyleyip onu çekebilir miyiz? Kaldırdım. Kaldırdım. Çatır, nerede olduğunu da Mustafa bilmiyor. Hayır. Bilmiyor. Tamam sen bize sonra söylersin. Ben şunu anlamıyorum. Şimdi eşiniz yani tekrar kızın kaybolduktan sonraki döneme gidelim. Bir öyle bir öyle. Çünkü gerçekten karmaşık bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi sen diyorsun ki ben işte sonrasında utandım söyleyemedim. İşte yani birileri tarafından onu istismar eden birileri tarafından götürülmüş olabileceğini düşündüm. Ve etrafa da yalanlar söyledik. Evet. Bu yalanları söyleme kimin fikriydi? Ben yani kızımı açıklayamadığı için yalan söylemek zorunda kaldım. Yani onun hangi için başka yalanları bir söyledin? Hangi yalan? Evlendirdiğimizi. İsparta'da düğün salonundan çıkardığımızı söyledim. Düğün yaptığınızı söyledi. Düğün salonundan çıkardığımızı, düğün ettiğimizi söyledim. Peki. İnsanlar sormuyor mu komşunuz, akrabanız, amcası, soruyor. Dayısı yok mu? Gelip, çocuk gelip gidiyorum diye soruyor. Bayramlarda yıldır gelip gidiyorum diye soruyor. Ben de gelip gidiyor dedim. Peki bu yalanları Mustafa da söyledi mi? Bilmiyorum ona soran oldu mu onu bilmiyorum. Mustafa yalanlar da söylemiştir çünkü yalanla zaten şey gibi yalan söyler. Çünkü çocuğunuz ortada yok ya Mustafa 10 yıldır ortada yok. Siz evet. Etrafa nasıl izah ettiniz
amca var mı, erkek kardeşlerin senin? Var, konuşmaz. Benim bir tane erkek kardeşim var, abim var onda. Onda benim konuşmam zaten. De 10-15 senedir ben de onunla konuşmam. Bir tane mi abi? Onun çocukları var mı, kızı? Var, 3 tane. Var, 3 tane kızı var efendim. Ya kaç, adları ne kızların? Ya isimlerini konuşmayalım ya. Benim için çok önemli. Bana sadece ya da Büşra'ya söyleyin çocuk kızların isimlerini. Tamam. Kaç yaşında onlar kızlar? Onlar şu anda hepsi de 20'nin üstündeler. Yani 25'in üstündeler yani. O dönem kaç yaşındalardı? Yani o zamanlar bir tanesi... 15 yaşında falan. Hmm. Bu aralarda yok. Benim kızdan büyüklerdi onlar. Yani o zaman... Benim kızdan büyük. Bir dakika, çocukları var mı onların? Var çocukları var. İki tanesinin evli, iki tanesinin çocuğu var. Onlarla görüşüyor musunuz, yeğenlerinizle? Ben fazla görüşmüyorum efendim. Kaç yıldır görüşmüyorsunuz onlarla? Bir büyük şey var, büyük kız var abimin. Hı. Bir ara sıra bir işte buraya dedesinin yanına geldiği zaman işte bu arada yolda bayırı denk gelirse amca ne ediyorsun işte. Tamam, sevgili izleyiciler, bu sorular size biraz anlamsız gelebilir ama hepsinin acayip bir anlamı var. Gerçekten soruları sorarken yani vallahi inanamıyorum. Arkadaşlarım şu anda şaşkınlıkla beni dinliyorlar. Biliyorum neden arkadaşlar. Peki onların çocuklarını görüyor musunuz hiç? Vallahi bu arada dedelerinin yanına bayramda seyranda gelirlerse görüyorum efendim. O kadar. Aynen. Kendi evinizde falan, sizin evinize gelip gidiyorlar mı onlar? Bir sefer mi, geçen sene mi, önceki sene bir ortanca kız geldi. Onun öncesinde 10 yıldır sizin evinize gelip gidiyorlar mı onların çocukları? Gelip gidiyorlar efendim. Gelip gidiyorlar. Gelip gidiyor. Kızlarla küstü değilim efendim. Kızlarla konuşurum ben. Siz onları kendi torununuz gibi görüyor musunuz çocukları? Yani yeğenlerinizin çocuklarını? Ya benim onlar canım evladım. Onlar şimdi o çocukların bir günahı yok. Babalarla annelerle küsüm ama... Onları torununuz gibi görüyor musunuz? O çocukları, yeğenlerinizin çocuklarını torunlarınız gibi görüyor musunuz? Yok canım, onlar koca kız. Nasıl göreyim onları ben torunum olarak ya? Ha, o yeğenlerinizin, o çocukların, onların çocuklarını. Yani... Ha, çocuklarını. Kendi torununuz gibi görüyor musunuz? Yok efendim, nereden göreyim ben herif çocuğunu, torunum olarak nereden göreyim ben? Allah Allah, çok ilginç ya. Canım ya, elin çocuğunu ben kendi torunum tamam, olarak anladım. Ben nasıl görüyorum? Tamam. Ben onu neden söylediğini sonra söyleyeceğim. Hepsinin haberleri olacaksınız. Biliyorsun Didem zamanı gelince her şeyi söylüyor sevgili izleyiciler. Neden böyle söylediğimi öğreneceksiniz. Ama siz etrafınıza, ya akrabalarını sorduğunda, arkadaşlarını sorduğunda 4 tane çocuğunuz var. Çocuğunuzun nerede olduğu ile ilgili yalanlar söylediniz mi Mustafa Bey? Ben hiç kimseye bir şey söylemedim efendim. Ha, insanlar size sormadılar mı? Bana soranlarla ben kızla konuşmuyorum, küsüm dedim efendim. İstediğiniz şekilde sorabilirsiniz sana. Peki sonra Neden böyle dediniz, konuşmuyorum, küsüm dediniz? Konuşmuyorum dedim ama annesi işte geliyor kızı, kızım geliyor işte şöyle böyle her tarafa yaygara yapmış. Ben konuşmuyorum dedim. Nasıl yaygara i̇şte, yapmış? Geliyor. Herkese, bütün soranlara da demiş işte geliyor gidiyor, bayramda seyranda gidiyor. Diye soru herkese, işte iki çocuğu var, üç çocuğu var, bir tane çocuğu var demiş herkese. Dedin mi demedin Fatma? Dedim. Hı? Dedim. Ben hiç vicdan azabı çekmedin mi ya? Etmem, onu derken zaten vicdan azabıyla söyledim. Sen bu kızı sevdin mi gerçekten? Sevmem mi? Hı? Sevmem mi? 10 yıldır bu çocuk ortalıklarda yok, farkında mısın? Farkındayım. Yüreğin yanmıyor mu, ciğerin yanmıyor yanmam mu? Yanmam Didem Hanım, yanmam. O kızları, sen doğurmadın mı ya? Başkasının çocuklarını gördük sıra yanmadığını hiç kimse bilemez. Başkasının çocuklarını sevdik sıra hiç kimse bilemez yavrum onu sevmesini. Yaşlarını gördük sıra çok kötü oluyordum. Yaşlarını gördük sıra çok kötü oluyordum. Neyi görünce kötü oluyorsun? Yaşıtlarını. Ha, yaşıtlarını görünce, arkadaşlarını görünce. Babası ne yapmış olabilir kızına? Gidiyorum, çok pişmanım. İnan ki çok pişmanım. Onun için çok pişmanım. Gitmedim, ben boşanmadım ama çok pişmanım. Neden? Çok pişmanım. Mustafa Bey, geleceğim bir dakika. Derdimin arkasına düşmeyip de çok pişmanım. Aramadığına pişman mısın? Çok pişmanım. Ama zaman geçince gıpırdayamadım olduğum yerden. Gidelim arayalım, çocuğu bulalım diye Mustafa'ya söyledin mi? Sen durdurdun diye çok isyan yaptım. Ha, isyan yaptın? İsyanı çok yaptım. Çok ağzımı açtım, çok çengeldim ama fayda etmedi. Ha, Mustafa mı durdurdu? Çok fayda etmedi.
bir gün olacak çıkacak diye umuduna durdum. Bir şey söyleyeyim mi? Sen de bir şeyleri tam anlatmıyorsun, saklıyorsun. Yok dedim. Bence hiçbir Mustafa şey da tam her şeyi anlatmıyor. Herkes, bu saatten sonra duramayacağım. Hayır. Durmayacak mısın? Durmayacağım. İnan ki bilsem her şeyi açıklayacağım, durmayacağım. Yani öleceğimi bilsem yine durmayacağım. Hayır. Bu saatten sonra inan duramayacağım. Yani durduğuma da çok pişmanım. Yani bu insanla evli olduğuma da çok pişmanım. Yani adı aldığına da çok pişmanım. Adını bir önce atmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Nasıl bir baba peki Mustafa? Hiçbir şeysiz. Yani atası, ata denmeye bir şey lazım. Allah Allah. Hiçbir şeysiz. İlgilenmiyor muydu çocuklar? Hiç ilgilenmiyordu. O da senin ilgilenmediğini söylüyor. Söyleyebilirdi Didem Hanım. Ben Allah'tan başka kimseden bir şeyim yok. Benim Allah'ıma başka bir şeyim yok. Ben Allah'ıma sığındım. Ben çocuklarımı çalışarak büyüttüm. Mustafa her seferinde aramak istemiş eşin. Çok aradı. Evet. Ama hep engellemişsin. Ben engelliyorum. Bir kadın ne yapabilir? Engelledin mi eşini aramayalım diye? Bir kadın ne yapabilir Didem Hanım? Nasıl engelleyebilir? Bir erkeği nasıl engelleyebilir bir kadın? Engeller ya. Nasıl engeller? Annesi engeller. Engelleyemez. Susturamaz onu. Ben susturamam. Ancak ne olduğunu biliyorsa susar yani. Ben susturamam. Beni döver. Bir anne var ya döver, çocuğu kaybolsa dünyayı yakar. Beni dünyayı yakar. Beni boşar gene çıkar. Dünyayı yakar Fatma. Boşar. Seya. Ya öyle değil mi sevgili izleyiciler ya? Çocuğunuz 10 yıldır ortalıklarda olmayacak. Mustafa sen engelledin mi? Hayır efendim engellemedim. Şu anda hala rehberimde hayatım diye kayıtlı. Hayır, hayatım, hayatım diye kayıttı kızınız. Efendim işte Büşra Hanım göstü görebilir. Kızınızın kullandığı bir telefon var o zaman. Allah efendim bilmiyorum. Bakın. Evet. Bir dakika. Ne zamanda 15 yaşındayken 15 yaşındayken kızınızın telefonu var mıydı? Yoktu. Efendim evvela baştan bizde telefon yoktu ya. Peki niye nasıl kayıtlı oluyor telefonunuzda hayatım diye? Benden içinde ya. Fatma'dan mı bahsediyorsunuz? Fatma'dan bahsediyorsun. Benim kafam karıştı yani. Yok efendim o zamanlar evvel bende telefon yoktu efendim. Onda nasıl telefon yoktu? Tamam anladım. Siz eşinizi çocuğu aramayalım boş ver diye engellediniz mi engellemediniz mi Mustafa Bey? Yok hayır efendim engellemedim. Eşiniz niye böyle konuşuyor? Vallahi bana şu anda bak demin dedi ya keşke boşanaydım diye şöyle deydim böyle dedim diye. Benden boşanmayı karar acayene kızını arasaydı olmaz mıydı? E güzel. Önce boşan. Madem böyle bir kötü insansam diyor benim yanımda neden durdu? Bak Mustafa güzel bir haklı bir eleştiri efendim, yapıyor. Madem kötü bir insansa benim yanımda neden durdu? Neden gitmedi? Neden dört tane çocuk yaptı benden? Benden niye dört tane çocuk yaptı? Benden boşanmayı karar aldı dedi de böyle bir şey düşünüyordu da. Çocuklarım benden boşanacağını benden ayrıca niye kızını aramadı? Bilmiyordum. Çocuklarım olmuştu. Çocuklarım olmuştu hiçbir yer bilmiyorum. Adı Mustafa. Gitti bana derdi başka. Ya şunu söylüyor. Sen onu aldatmışsın. Onu söylüyor. O da yakalamış. Bunun üzerine Didem, sen de kaçmışsın yalnız gitmişsin. Yalnız başına dağlarda çok kıvrandım Didem Hanım. O zamanlar niye kaçmadım ben kocaya Didem Hanım? Sorabilirsiniz herkese. Ben dağlarda da durdum kendi başıma çocuklarımla beraber. Sen? Efendim? Ben neden koca grupta kaçmıyorum? Didem ben elimi sallasam 50 tane değil. Ha. Niye sen kaçmayayım ben o zamanlar? Ben çocuklarım için sabrettim. Çocuklarım için. Mustafa ne diyor? Söyle Mustafa. Didem Hanım. Ha. Elimi Evet. Elini sallayacağına karakola sallayacağı elini. Fatma bir şey söyleyeceğim. Madem bu adam çok kötü bir adam, sana eziyetler ediyor. Sen Didem bu adamdan... Bak bir şey söyleyeceğim. Sustuğum için ben. Ya o, sustuğum canım için benim. Çıkaramadım. Sustuğum ya için. Ya adam sana iyi de davranmıyor. Aç bırakıyor diyorsun. Yanından ayrılıp kızın da yok ortada Fatma. Bu adamı madem böyle kötü ya, bir adamsa Didem, Mustafa... İlkini çıkaramayınca sonradan çıkaramadım. Yani ilkini susunca elimi, çıkaramadım bir daha. Ama elimi sallasam ellesi... Üst sana geçmiş aradan. Üst sana geçmiş. Bak elimi sallasa ellisi diyorsun. Ya. Ne diyor bir dakika? Ne dedi Mustafa? Elimi sallasa ellisi TL de onu bunu diye aşk aldım, susuzluk aldım bilmem bundan boşanaydım diyor ya. Benden boşanaydı da gideydi madem erkenden karakola başlaydı. Hücü varsaydın diyor.
Hı? Madem böyle kötü bir insansam, elimi sallasa, ellisi beni aç bırakıyorsa. Gidemem, çocuklarımla nereye sığınam? Çocuklarımla, üç tane çocuğuyla kim kabul eder? Ya devlete sığınırsın. Kim kabul edecek? Bir erkeğe gitmek zorunda değilsin ki. Her şeyi geçtim. Mustafa'nın, kocanın. Koca, koca istemedim ben Didem Hanım. Ben koca istemedim. Ya kocayı boş ver ya, Mustafa'nın. Sen Mustafa'nın çocuğunun başına bir şey getirdiğinden şüpheleniyor musun, şüphelenmiyor musun? Didem Hanım, benim üstüme yürüdüğün için şüpheleniyorum. Yeter gari. İstemiyorum. Şüpheleniyorsun. Şüpheleniyorum. Dün çocuğum yok, yok ettiği için şüpheleniyorum. Beni durdurduğu için. Aa, bir dakika, yok ettiği için. Yok ettiği için. Çocuğu nasıl yok etti Mustafa? En son gören o. Ne yaptıysa gene yaptı. Dün de hayatta olmayabilir dedin. Olmayabilir de. Yani şüphe, şeyde, en son gören o. Kendisi. Bak Nidem Hanım. Evet. Bana böyle şüpheli, şifreli laf konuşmasın. Desin ki böyle şüpheleniyorum, bilmem ne diyorum desin ki, deve ya. Açık açık söylesin, kocam öldürdü dedi, eşim öldürdü desin. Desin bakalım ola kelimeyi hadi bir. Eşim öldürdü, eşim kaybetti desin bakalım hadi bir. Dedim en son kimin yanından? Benim yanımdan kaybolmadı. O da diyor ki senin yanından kayboldu diyor. Desin. Sen de onun yanında kayboldu diyorsun. Desin. Şimdi nerede olduğunu ben bilmiyoruz. Allah'tan başka kimseye inandıramam. En son Didem Allah'tan başka kimseye inandıramam. Bu dedi ki lafı dolandırmasın, açık açık söylesin. Ben Allah'tan başka kimseye, ben kek ederim. Peki söyle Musa. İşte şüphelisin, suçlusun, bu kızın nerede olduğunu biliyorsun. O yüzden kekeleyiyorsun bak sen. Aa. Evet. Ben devamlı. Konuşmam böyle. Ben konuşmam senin böyle. Köye sorabilirsiniz. Senin konuşman böyleyse vallahi gerisi nasıl bilmiyorum ben yani. Didem Hanım, köye sorabilirsiniz. Benim çalıştığım insanlara sorabilirsiniz. Yani senin eşin kızını, 15 yaşındaki kızını para karşılığı, başlık parası karşılığı birilerine verdi mi? Para mı aldı? Ya para aldığını almadım bilmiyorum. Kızlarına ben Isparta'da çalışırken bu kızları yani tahminim. Yani oğlanların da annem baba, annem ablamla konuşuyor. Kelimelerinden dayanarak. Bu neredeyse bak bu kızın nerede olduğunu biliyor. Ölüyse ölü, diriyse diri, neredeyse bu kız biliyor. Bak bu benim hanım biliyor bak bunu. Ben hanım demekten de utanıyorum ona. Bu biliyor bak nerede olduğunu. Bu kızın nerede olduğunu kartlayan ölmüş olabilir. Didem Hanım. Evet. Kalk ölmüş olabilir diyor. Kalk ya kızın yaşadığına umutluyum diyor. Kalk diyor işte öyle tahmin ediyorum diyor. Kalk diyor maden ocağında kaçırmış olabilir diyor. Bilmem ne diyor. Bak ifadeleri çelişkili. Didem Hanım, hiçbir şey bilmediğim için yorum yapıyorum. Bak hiçbir şey bilmiyorum. Ama o dönemde maden yok. Bir inşaat yok. Hiçbir şey yok. Söyle Musa. Bak. Bunun üstüne gidilmesi lazım. Benim üstüme de gelin. Sıkıntı yok, araştırılsın. Peki tamam, ben seni düşünüyorum. O sırada kızın yanlış bir şey yaptı diyelim. Anne yani Fatma öfkelendi. Fatma sinirli bir kadın mı? Kızına öfkeyle vurmuş, hayatına son vermiş olabilir mi, öldürmüş olabilir mi Fatma? Hayır efendim, ben ona inanmıyorum. Çünkü neden inanmıyorum? Çünkü bu kızla kendisi konuşuyormuş. Bak Büşra Hanım da çocuklara sordu. Bak bu çocuklara da sordu, ablamla konuşuyorlardı dedi. Çünkü benim büyük oğlanın askere gittiğinde falan o gün konuşmuşlar. Gelceydim ama demiş, benim oğlan diyor. Gelceydim anne de ama demiş. Babamın korkusundan gelemiyorum demiş. Sen çocuklara böyle bir şey söyledin mi Fatma? Hayır, yalan değil ama. Hadi Mustafa hiç, yalan hiç söylüyor. Oğlun da mı yalan söylüyor? Hayır. Sen hangisi söylemiş? Söyle, hangi çocuk söylemiş? Yasin söyledi. Büşra Hanım da biliyor. Hayır. Büşra Hanım da biliyor. Öğretmiştir. Büşra Hanım da sordu. Çocuklar yanında. Ben öğretmiştir. Ben inanmıyorum. Hayatta öğretmem çocuğu. Ben çocuğa baskı yapamam. Ben şu anda çocukları 18 yaşındaki çocuğuyla 14 yaşındaki anneye muhtaç çocuğu bıraktın gittin. Sen anne demeye sana bir şahit lazım bak. Sen 14 yaşındaki çocuğunu aramadın Oğuzhan'ı. Bıraktın gittin bir erkeklerin lafıyla. Seni şu anda orada bir yönlendiren var ama sen başına belayı bulacaksın, bu kızı çıkar. Aynen, bulacağım ben belayı. Ben bulmuşum zaten 25 senedir. Bu kızı bul. Sen biliyorsun bu kızın nerede olduğunu. Aynen. Bul bu kızı. Bu kızın nerede olduğunu sen biliyorsun. Çünkü konuşan sensin kızla. Bunu her konuda ispatlayacak. Başka bir şey oynamıyor. Bana oynuyor. Hiç... Yok öyle ben bir şey yok. Ben seninle oynamıyorum. Yukarıda Allah'ım var. Söylüyorum. Yukarıda Allah bakıp durur. Ben sana iftira atıyorsam ama sen bana iftira atıyorsun. Ben sana iftira atmıyorum. Sen bak bana iftira atıyorsun. Bak bir konuştun gibi. Bak öldürmüş olabilir, öldürmemiş olabilir. Bilmem diye bana iftira yapıyorsun. Şu anda ben Türkiye'nin önünde suçlu durumda düşüyorum bak. Şu anda bütün yorumlarda ben suçluyum bak. Bu kızı çıkar.
Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Dün sen akşam kimi aradın telefonda? Kime ne dedin? Sahte kimlik çıkarttırdılar. Çıkarttırdılar, para bastırdı. Kime söyledin? Yalan söyledin. Dün akşam kimi aradın telefonda? Yalan söylüyor. Kimseyle görüştün mü dün? Birini aramışsın. Hiç kimseyle görüşmedim. Söyle Mustafa kimi aramış? Hiç kimseyle görüşmedim. Söyle Mustafa. Bak, sen dediğin kelime de şu. Bak, bana ses kaydını attı ama ben sildim. Ama o kız dedi ki, bak, benim aradığımı, benim söylediğimi söyleme. Dün ben dedi, görüştüm. Sahte kimliğini bulmuşsun. Nerede bu demiş sana. Sen de demişsin ki, bir sahte kimlik çıkarttırdılar herhalde. Herhalde demişsin. O da demiş, nasıl ki sahte hesap çıkartacak? Parayı bastılar mı? Neler oluyor demişsin. Bunu kızıyla mı konuşmuştun? Kızıyla mı konuşmuş? Hayır, başka biriyle konuşmuş. Yani yaşadığına ümidim olarak diye konuşmuştum Didem Hanım. Yalan konuşuyor. Yani kızın bak, yaşadığı bak, için değil. Bak sen de konuştuğumu bilmiyorum. Bak ben onu canlı yayına bağlattıracağım. Yani bildiğim için, kızımı bildiğim için değil. Kızı biliyorsun ne, nerede oldum demişsin. Yalan söylüyor. Zaten kimliksiz nasıl iş yani iş yapıyor demişsin. Ölmediği için yaşıyor diyor mu? Onun için söylemiştim yani. Ama sen farklı bir yaşıyor diyorsun. Bir kayboldu yani, diyorsun. Öldüğüne bir... inanmadığım için Didem Hanım. Öldüğüne inanamadığım için. İnanamadığın için. İnanamadığım için. Ölmüyor şimdi. Didem Hanım. Öyle Mustafa. Bak öldüğünü bilmediğim için diyor. Yani yaşadığını bildiğim için diyor. Yani bak bu nerede olduğunu biliyor bak. Bu o dünkü bayana telefonda konuştuğuna göre sahte hesap çıkarttırırlar. Sen bir kadınla konuştuğunu nereden biliyorsun? Bir kadınla konuştuğunu nereden biliyorsun? O kadın beni aradı. Bir akrabasıyla kimle konuştun Fatma, söyle adını. Yeğeniydi. Yeğeni. Ha, yeğeniyle konuştun. Doğru mu? Bak ben onun ismini vermek istemedim ben sana. Yeğeni, başka kimse değil. Ne dedin ona? Ne dedin? Yani öyle olabilir dedim yani. Ne dedin? Yani sahte kimlikler şey edebilirler yani. Genel ismini kullandırmayabilirler diye söyledim. Ama onu biliyorum onu demek ki bir şeyleri kimlik biliyorum. Kimlik yetme yani. Kimlik bizde ya olduğu kendi için. Kendi kimliğinde bir hareketlilik olmadığı için. Bir hastane ne bir için söyledim. Hiçbir hareketlilik yok. Yani ölmediğine bir şey demiş, der. Sen ona demişsin ki. Parayı bastılar mı, neler çıkarttırlar demişsin. Demek ki bir sahte kimlik çıkarttırdılar ki. Sahte kimlik çıkarttırdılar ki sen biliyorsun bu konuyu. Mustafa şunu şöyle söylüyor senin eşin. Diyor ki şu anda diyor kendi kimliğiyle eğer hayattaysa ki hayatta olmasını ümit ediyor. Benim anladığım kadarıyla. Aynen öyle dedi. Kendisini öyle avutuyor. Şey hayatta olmadığını bence Fatma da biliyor da. Ama neyi ne kadar nasıl söyleyecek ben de sizlerle birlikte izliyorum. Vallahi ama iznine Mustafa bekleyeceğiz. O çocuğun başına bir şey gelmiş ama kim yapmış hiçbir fikrim yok yani. Bir şey gelmiş o çocuğun vallahi başına. Efendim, İnşallah hayattadır. İnşallah hayattadır yani. Ölürse de ölü, dirilse de dirisi bulunsun. Ama öldüyse de yaşıyorsa da bak bundan her şeyin bunun haberi var. Peki bir sahte kimlik çıkartıp diyelim ki sahte kimlik çıkarttılar Fatma senin eşine. Evet. Kızına pardon. Kızın şu anda sahte kimlikle geziyor. Niye böyle bir şey yapsınlar? Niye sahte kimlik yani çıkarsınlar? Yani kimliği oynamadığı için Didem Hanım. Kimliği yani yaşadığı için şey ettim ben. Yani niye bu insanlar 10 yıl boyunca kızını doyurdu yani giydirsinler? Kaçırdılar diye yani. Kaçırdılar, mecbur bir şey yapacaklar. Nasıl dolanacak ortalık? O zaman sen yani kaçıranları çok, biliyorsun o zaman. O eskisi gibi değil ortalık. Bak kaçıranları biliyorsun, söyle o zaman diyor bana Mustafa. Babası diyor ki sen kaçıranları biliyorsun. Evet, sen dedin ki kızın dedin hamile olduğundan şüpheleniyorum dedin. Kızın dediğin karnı şişiyor dedin. Ben bununla yarışamam diyorum size. Hı? Yalanlarla yarışamam ben bununla. Benim yalanlarımla yarışma. Ben gerçeklerle yarış. Ben cahil bir insanım. Sen cahil kekleme, misin? Ben şey oldum dedi, kekelemeye başlarım. Sen kekelemeye başladın. İşte böyle sapıttığın için, şeyle olduğun için, şüpheli olduğun için, her şeyi yani bildiğin bir için. Bir şey oldum dedi, beni öğretirdi. Ben yine aynı öğrettiği şeyi konuşamazdım. Yani bir şey olsun öğrendirdi. Bir şey söyleyeceğim. Mustafa Bey senin çok net bir şey. Özür dilerim. Söyle Mustafa Bey, tamam söyle. Bir cahil bir adam. Cahil değil mi? İlkokulu 80'inde çıkmış. Didem Hanım bu cahil bir insan. Erkek kızla yazışırken mesaj yazarken cahil değil. Doğru. Yani aldatmışsın eşini. Bunu kabul ediyorsun değil mi Fatma? Ama mevzumuz o değil yani. O değil. Soruyu soruyor. Diyor ki yani başka erkeklerle konuşurken, onlarla yazışırken... O zaman cahil değil. Kızını aramak için 10 yıldır susuyor diyor. Ya o 10 sene daha sonra oldu. Daha yeni oldu. Yani eskiden değil. Yani son bir yılda mı gözün açıldı? Eylül-Ekim'den sonra. Ne oldu ki Eylül-Ekim'den sonra gözün açıldı böyle? O Kurban Bayramı'nda bir kavga yaptık ondan beri. Neyle ilgili kavga yaptınız? Çocuklar için. Ne için? Kavga neydi? Hala Yasin Ülen 3 ay 4 ay evden kayboldu. Yasin.
Evet. Oğlun. Evet. Neden evden kayboldu? Kovduğu için her şeyi satıp evden kaybolun dedi bize. Çocuğum İsparta'dan iş buldu, kaçtı, kayboldu evden. Yasin'i oğlunu evden kovdun mu Mustafa? Kovdum. Kovdum efendim. Kovdum ama o aile sırrı. Kayıp değil, kovdum. Şey değil. O konumuz bu değil efendim. Aile baba sırrı derken arasında... acaba Şükür'le bir bağlantısı var mı? Nasıl bir aile sırrı bu? Yasin niye evden gitsin? Efendim, bana para vermiyorsunuz olay... diye. Nasıl? Benden para saklıyorsunuz diye. Ha, benden para saklıyorsunuz. Benden para saklıyorsunuz diye. Ha, çocukların senden para saklıyor diye kızmışsın. Doğru mu Mustafa? Hayır efendim. Efendim bak o konuda yalan konuşuyor. Bak çocuklara sorabilirsiniz. Bakın yalan konuşuyor. Bak bu bak çocuğun üstüne iftira atma. Benim İspanya'da bana iftira atma. Yere sorabilirsiniz. Peki şunu merak ediyorum. Sizin çocuğunuzu eğer hamileyse şimdi o dönemde işte maden yok diyor. Bir inşaat da yok. Orada etrafta çalışan. Yani bu arada tabii her çalışan kişi de bunu yapacak diye bir şey yok. Böyle kimseyi de zan altında bırakmayalım lütfen. Herkes namusuyla ahlakıyla çalışıyor. Ama orada kötü niyetli insanlar oluyor. Her sektörde var. Medya her sektöründe de var. Her sektörde var yani. İnşaat sektörü emeğiyle çalışan insanlara da saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çok da özveriyle çalışıyorlar. Yaz, kış demeden. O da lütfen doğru anlaşılsın. Yanlış şeyler söylemeyelim. Gerçekten de çok büyük özveriyle çalışıyor. Bazıları da maalesef sigortası da olmuyor yani. Çok üzülüyorum. Neyse böyle şey yapılıyor. Bana yani madenciler için de aynı şey geçerli. Onlara da lütfen dikkat edin. Çünkü madende çalışan yüzlerce insan var. Her kişi böyle farklı duygular içinde olmayabilir. Yani ahlaklı, namusuyla çalışıyorlar. Kesinlikle öyle. Bana şunu söyler misin peki? Ne diyeceğimi unuttum ya. Yani kızının hamile olduğunu düşününce nasıl sussun ya? Tam kanıt olmadığı için sus. Bir de istismara uğradığını düşününce. Hadi eşinin hakkında yakalama kararı var. Ya eşini istişare edip elinden tutup. Bak senin buraya gelmeni sağlayan kişi senin erkek kardeşin Süleyman. Evet. Süleyman artık git konuş. Bu çocuk neredeyse ortaya çıkar diyor. Antalya'da çalışan, şeyde yaşayan şeyin kardeşin. Evet. Kardeşine söylesen. Ya bu çocuk ortalıklarda yok. Sen diyelim ki naçar birisin. Yapamıyorsun, güçlü değilsin. Kardeşine söylesen. O da yapamaz. Komşuna söylesen. Kuzenine söylesen. Bir akrabana söylesen. Didem Hanım. Didem Hanım. Evet. Hadi kardeş Antalya'daydı. Annesi babası buradaydı. Annesinin babasının yanında devamlı gidiyordu. Niye babasına? Babamın haberi var. Baban haberi var mı? Var. Ne zaman söyledin babana? Babam haber var. Bir hayatta mı baban? Hayatta. Ne zaman söyledin babana? Babam epey bayağı oldu. Kaç yıl oldu? 1-2 sene olmuştur. Baba niye konuşmuyor? Madem babam ilgilenmedik babam evladı torununa ilgilense. Madem söylediğinde mahvetti. Çünkü bana beni mahvetti. Buna şey etti. Ondan sonra zaten ona desem ne çek? Bak dedim babam beni mahvetti deme. Bak o adamı da suçlama. Babam sen benimle severek kaçtın benimle. Ben asker dedim sen benimle bana kaçtın da. Ben sana severek bile kaçmadım. Nişanlıydım öyle kaçtım. Niye kaçtın? Baban caydıydı benimle. Başkasıyla mı nişanlıydın kaçtın? Hayır bununla nişanlıydım. Nişanlıymışsın sonuçta canım. Severek gidip evlenmişsin yani. Kendi isteğinle hem de nişan yapmışsın. Babamdan kaçmak için Didem Hanım. Ha babandan kaçmak için. Aynen başka bir şey yok. Baban da torununun 10 yıldır kayıp olduğunu biliyor. Son 2 yıldır bunu bildiği halde susuyor mu? Susuyor. Ve damadı... Çünkü yapabileceği bir şey yok ki ne yapsın. Madem babana derle hadi gidelim karakola derle. 2 sene öncesi dediğin de madem. Didem Hanım yarışamam ben babam. Sizin evinize. Kim girip çıkıyor? Sen etrafındakileri hiç suçluyorsun kimse da. Kimse gelmez Didem Hanım. Yok bizim madenciler yok bilmem hiç kim. Hiç kimse gelmez. Akrabalarınızdan sizin evinize kim girip çıkıyordu? Hiç kimse gelmez. Kardeşin erkek kardeşin. Bir o daha yeni geldi. O kaç senedir konuşmazdım ben onunla. 2014 yılında, 2015 yılında erkek kardeşin geliyor muydu evine? Hiç gelmedi. Amcalar girip çıkıyor mu? Kimse gelmez. Kuzenler girip çıkıyor mu? Kızlardan başka kimse gelmez. Erkek gelmez. Akrabalar geliyor mu? Gelmez. Yani sizin akrabalarınızdan biri tarafından senin kızın istismar edilmiş olabilir mi? Hiç kimse gelmez Didem. Benim eve hiç misafir olarak kimse gelmez. Söyle Mustafa Bey. Tamam söyle Mustafa Bey. Şimdi duyuyoruz. Sadece köpek alışveriş için gelirler. Başka bir şey için gelmezler. Başkası gelip acaba gelmezler. Fatma anladın mı? Sen evde yokken senin akrabalarından bir tanesi gelip kızını istismar... Benim akrabalardan kimse gelmezdi Didem Hanım. Mustafa'nın akrabalarından biri. Onun için onda da kimse gelmezdi. Söyle Mustafa Bey dinliyorum.
Şey ya, yalan konuşma ya. Bak bu kedi köpek işini karıştırma bak. Bana koyun kuzu da almaya gelen olurdu, evime misafir de gelirdi. Senin yanına kadın arkadaşların gelmiyor muydu eve? Kadın arkadaşlarım ben yokken mi geliyor? Senin evimize kimse gel, misafir gelmez dediği yalan konuşuyorsun bak orada. Bak her konuştuğun yalan. Bak her pözünü ispatlarım. Bak yalan konuşma, düzgün konuş. Kızı nerede olduysa bul. Neredeyse tamam, bul bak kız. Bak yalan konuşuyorsun. Kedi köpek işte arkadaşları gelirdi, şöyle olurdu, böyle de. Bak yalan konuşma. Bul şu kızı bak. Fatma, buyur. Sen Mustafa'dan korkuyor musun? Gidemem, ben onunla yarışamam diyorum size. Ben başka bir yalan şey soruyorum. Yalancılığa yarışamam, yapar. Sen Mustafa'dan yapar. Korkuyor musun? Ben korktum işte bu hale geleceğim için. Ben açıklayamayacağım için, geldim açıklayamayacağım için sustum. Didem Hanım. Sustum çünkü ilkin sustum için bak aynısını yapıyor. Ne yapıyor? Beni bastırıyor. Böyle yapacağım için sustum. Ha? Evet. Bak Didem Hanım. Evet. Didem Hanım. Evet. Benim ağlım açık. Ben her konuda... Arkada kimse yoktu, sorabilirsiniz herkese. Benim hemen yakraba alanlar kimse gelmezdi. Bak. Orada kendini... Akraba arayabilirsiniz. Hepsinin numarasını vereyim. Timsak gözler... Arkamda kimse yoktu. Söyle misin? Elini... Senin arkadaşların var mı arkanda? Doğru mu? Eşinize şiddet uyguladınız mı siz hiç bu sahibi? Bir tek tokat vurmuş muyum, sor bakalım bir. Şiddet uyguladı mı sana hiç Fatma? Vuruldu İdem Hanım. Dövüyor çünkü muydu? Çünkü vuruldu. Öyle tokatla olmazsa daha tokatla da vurdu. Yani şeyle de dövüşürdük. Yani sonra sinirlerim de zaten şey oldu. Söyle mi sorayım? Kavga yapardık. Bakın. Geçenlerde onun yazışmasını yakaladığım zaman hatta Büşra Hanım'a da söyledim. Daha ne olsun onu, yani? Ama sadece o zaman, o zaman diyorsunuz ama yine yanlış yani, olamaz böyle. Yok, bir şey yani. Yok yalan dedim ben, devamlı aynıydık. Vallahi efendim, dışarıda yatır yat, dışarıda ağlar girerdim evime. Yalan söylüyor. Çocuklara bir sorun bakalım, bir dışarıda mı yatıyormuşmuş? Sinirli bir adam mı Mustafa? Sinirli. Ya görüntüsüne bakamıyorsun, neden öyle? İstemiyorum dedim hanım, iyice bıktım. İstemiyorum. Hı? Ben seni davalarda çok bıktıracağım ben seni. Sen şu kızı bulma. Ben seni daha çok bıktıracağım daha senin daha. Bekle daha. Daha nelerini çıkaracağım ben senin daha. Hiçbir şeyden korkma lan canım. Bak bu kızı bul. Bulacağım. Ediysen, bak bunun hepsini sen biliyorsun. Bak benim alnım açık. Vallahi ben nerede... devletime sığındım. Bende bir şey yok. Bulsun devlet. Devlete sığındım ben. Ne dediniz arkadaşlar, bak, anlamadım. Fatma, ikiniz de bir şeyler biliyorsunuz. Ben bir şey bilmiyorum Didem Hanım. Kocan neyi biliyor peki? Son götüren onun elinde olduğu için bilebilir. Ha, kocan birine vermiş olabilir. Ben olabilir. Kocanın birine verdiğini mi düşünüyorsun? Bana oynuyor Didem Hanım. Bildiği için bak yaşa, ölü demiyor. Seni presliyor, baskılıyor. Beni bastırıyor. Beni bastırıyor Didem Hanım. Ben şey diyeyim ya, akrabalarımın hepsini arayabilirsiniz. Benim nasıl bir insan olduğumu, nasıl bir yani suskun olduğumu öğrenebilirsiniz. Peki Mustafa Bey, böyle kalalım bu kadrajla. Ben bir şey rica edeceğim sizden. Siz kızınızın hayatta olduğunu, dolayısıyla annesi tarafından birilerine verildiğini düşünüyorsunuz. Ben bir şey rica edeceğim. Şimdi siz şu anda kameralara bakarak konuşuyorsunuz. Ben de sizin gözünüzü çok iyi görüyorum. Sevgili izleyiciler de sizin gözünüzü çok iyi görüyor. Ekran çok önemli bir röntgen cihazı gibidir. Kim samimi, kim yalan söylüyor, kim doğruları söylüyor herkes bilir. Yani anlaşılır, ekranda oturan şu an bütün izleyicilerimiz gerçi birçok şeyi görebiliyorlar. Ben inanıyorum çünkü dışarıdan bakmak farklı. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Bakmadım, biraz hepsini okuyacağım onların hepsine. Şimdi lütfen siz kızınıza bir seslenir misiniz? Şükür Türkan'ın hayattaysa. Bir kızınıza bir seslenin lütfen. Ortaya çıksın o zaman. Ben mi? Evet, buyurun kızınıza seslenin. Kızım Şükür. Neredeysen çık. Allah rızası için çık. Nerede olduysan, nerede bulunduysan çık. Bu millet bir görsün bir. Allah rızası için bak. Hiçbir şekilde benden korkma kızım.
Tamam, ben bir hata yaptım, sen aramadın, sen de bir hata yaptın, neredeysen. Kızım çık piyasaya. Fatma, sen de rüzgücem, çık. Fatma, sen mi kızına seslen lütfen? Hangi kamera Fatma'nın arkadaşlar? Bak şu kamera senin. Şükür Türkan, çık kızım. Beni ortalıkta koma. Yeter gal, ben yaşayacak halim kalmadı. Senin yaşantınla duruyorum ben. Oranlara bunlar istemiyorum. Sadece seni istiyorum. Didem Hanım. Bir saniye. Sadece seni istiyorum. Ne dedin Fatma? Sadece kızımı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Hayattaysa sarılmak, hayatta değilse de bir mezarı mı olsun istiyorsun? Aynen. Yaşandım, bir şeyim kalmadı gari. Her şeyden bıktım Didem Hanım, her şeyden bıktım. Sadece yaşama sevincim o, başka hiçbir şey yok. Niye utanıyorsun, gözyaşlarını saklıyorsun? Utanacak neyin var? Hiçbir şeyim yok Didem Hanım. Hiçbir şeyim yok. Sadece evladımı istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Kafanı kaldırır musunuz mu, utanacak bir şeyin yoksa? Hiçbir şeyim yok. Kaldır kafanı. Sadece kızımı istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Dünyada hiçbir şey istemiyorum. Dünyada hep benden aldı. Niye dünya senden aldı? Yaşamadım Didem Hanım, yaşamadım. Yaşa anneciğim, sevincim hep evladım oldu. Başka hiçbir şeyim olmadı. Hayatta tutan sadece yavrumlar, başka hiçbir şey değil. Ve üstüne diye sabrettim. Sadece onun için sabrettim. Başka hiçbir şey için sabretmedim. Peki etrafınıza yalanlar söylediniz. Kardeşlerine ne dedin? Kardeşime de aynı söyledim. Yok, çocuk, yani çocukların kardeşlerine. Onlar diğer biliyordu Didem Hanım. Kaçtığını biliyorlardı. Tabii onun yanında yalan konuşuyorlardı öyle. Hepsi biliyor. Ama o Yasin de başka bir şey söylüyormuş yani. Didem Hanım, onu ya, o öyledir. Didem yanında olduğu için öyledir. Çünkü onlar da kocaya kaçtığı için istemediler. Yani hiç bana bile sormadı. Bir küçük şey sordu ablam, niye de neden arkasına düşmediniz diye. 14 yaşındaki sordu. Neden arkasına düşmedin anne? Ben de dedim babana sor. Kızın hayatta mı? Ben ümit ediyorum. İnşallah hayattadır dedim hanım. Zaten o öldüyse ben yaşamam, şey yok. Bir insan ne için yaşar? Yaşantım hiç iyi değildi. Yani ben kümes gibi bir yerde yaşadım. Yani öyle çeşit çeşit çamaşır giyip çeşit çeşit yemedim. Dolabıma bakabilir Büşra Hanım. Ben guru geldim, ne bir şey ettiysem geldim yaptım. Ben şunu anlamadım. Şimdi... Benim ismim oynuyor Didem Hanım. Her şeyi biliyor. Bir Mustafa Bey'i göreyim ben lütfen. Mustafa Bey, lütfen siz de dikkatle dinleyin. Sen diyorsun ki, o gün da 2 yıl ya da 3 yıl sonrasında senin eşin kimliği evin orada bir yerde bulmuş. Evet. Nerede bulduğunu söyledi çocuğun. Bahçenin orada. Yani ektiğim yer vardı orada. Senin kızın o zaman eve kadar gelmiş. Eve geldi mi gelmedi mi bilmiyorum dedim hanım. Oradan mı gitti yoksa bu mu attı, onu bilemeyeceğim. Yalnız kimliği geldi. Peki götürenler neden kimliğine gelip sizin evin bahçeye atsın? Bilmiyorum dedim hanım. Siz o evi kiraya verdiniz mi hiç? Yani daha doğrusu şehre gittin. Hiç birileri oturdu mu orada? Efendim zaten eşyalarımın çoğu duruyordu burada. Tam ve eşyalarımın hepsini götürmedim ben. Eşyaların çoğu gitmedi. Evde, Musa Beyciğim, evde, bahçede, binada hiç tadilat yaptınız mı? Hayır efendim, yapmadım. Hayır.
Hiçbir şey yapmadınız. Hiçbir şey yapmadık. Bu sadece bir geçen sene bir besana yaptım efendim. Ne yaptınız? Besana, hayvan barınağı yaptım besana. Tunca Hanım, kime yakınsınız? Ben açıkçası çok eşit mesafedeyim. Mustafa Bey bir şey sorabilir miyim? Bir araya gitmem gerekiyormuş. Hemen tamam. Sorun lütfen. Bir araya gideceğim, sonra hemen Tunca Hanım size bir şey soracak. Bir ara lütfen. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Mustafa Bey, Tunca Hanım'ın size bir sorusu var, merak ettiği bir soru. Buyurun Tunca Hanım. Eşiniz dedi ki kız evde yok. Siz birdenbire nasıl başka birine kaçtığını düşündünüz? Belki kuyuya düştü, belki merak etti madene gitti. Belki yolda sokakta düştü. Niye aramadınız? Ya benim tutuklamam olduğundan dolayı arayamadım ben. Hayır, onu demiyor. Buyurun, lanet soru. Kuyuya bakmak için de tutuklamanız olması gerekmiyor. Bir bahçeyi dolaşırsınız. Aradık, ben aradım ama bizim orada uyu yok. İsterseniz araştırabilirsiniz, uyu yok. Peki sabah kızınızın olmadığını gördükten sonra hemen arabayı sürüp gittiniz mi? Yoksa yani çünkü daha yetkililere gitmenize gerek yok. Etrafa nerelere baktınız? Kendisini aradım. Sorabilirsiniz kendisine. Peki, doğru mu yalan? Peki nereleri aradınız, ne yaptınız? O zaman bu kız yer yarıldı, içine mi girdi? Niye 10 yıldır kimseye ulaşamıyor bu kız çocuğuna? Hadi sahte kimlikle dolandı diyelim. Ne oldu yani? Niye sahte kimlik kullansın? Kim onu 10 yıldır beslesin? Niye annesine ulaşmasın? Ya deli sorular ya. Ve ikiniz de bambaşka şeyler söylüyorsunuz. Gerçekten kafam çok karıştı. Efendim yarın devam edeceğim. Bugünlük süren bu kadar. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.